Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. ol gökleri kaldıranın donatarak dolduranın ol deyince dolduranın 99 adıyla. Osmanlı'nın arttısınız dediklerinde kahroluyorum diyen Kerküklü nineye. Bizi kimlere bırakıp gidiyorsunuz diye haykıran Şamlı dedeye. Bu bu vazifeyi Yavuz Han verdi. 500 yıldır İstanbul'u bekliyoruz diyen Halep'li mücahide. Türkiye için dua etmeden seccademi kaldırmam diyen Bosnalı teyzeye iki patik ördüm. Köyüme gelen Türk ilk Türk askerlerine vereceğim diyen Ahız kalı geline, ordumuza katılmak için ceketini satan Pakistanlı gence, şehadet parmağını İsrail'li askerlere uzatarak bir gün gelecekler diye ağlayan Gazze'li çocuğa, Cinnaha, Aliya'ya, Elçibe'ye, Dudaya ve Doktor Sadık ve Denktaş'a, Resul Zade'ye, Vahap Zade'ye, Aytmatova, Çolpana ve Akife, Baykal'a, Hazara. Tuna'ya ve Nil'e, Türkmen Dağı'na, Abşeron'a, Elbruz'a ve Erciyes'e, Ahlat'a, Urumçi'ye, Fergana'ya ve Tebriz'e velhasılı kelam yürek bohçasında bize dair ağıt ve umut taşıyan her yere, her sese, herkese selam olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Allah razı olsun konuklarımızın aslında hepsi birbirinden kıymetli. Bizleri kırmıyorlar. Böyle evde durduğumuz ve Virüsle bir ilgili bir imtihan geçirdiğimiz şu günlerde e, yalnızlığınızı paylaşmak adına ve sizi de muhabbetimize ortak etme adına bu programı yapıyoruz. Bugün de yine çok güzel bir kardeşim, çok değerli bir Eyvallah. kardeşim bizlerle beraber. Senarist, tarihçi Ozan Bodur. Hoş geldin kardeşim. Safa bulduk. Teşekkür. Nasılsınız? Hamdolsun. Allah hamdınızı arttırsın. Ee, kıymetli dostlar biz sabahtan beri desek yeridir, bu programa hazırlanıyoruz. Size görseller hazırladık, fotoğraflar hazırladık. Hangi kahramanların izinden gideceğimizi hatırladık, hazırladık, ee, ona çalıştık. İnşallah Rabbim dilimize böyle bir hikmet bahşeder de Amin sizlerin e, hacetini görür yaptığımız bu program diyelim. Şimdi e, hemen yayının başında da duyurayım bir daha bahsetmeyeceğim. Beş tane kitap getirdi yanında sevgili Ozan Bodur Beyefendi. Bu beş kitap kitabı izleyicilerimize bugün armağan edeceğiz inşallah. Ee, i̇ki şartımız var. Birincisi kanalımıza abone olmanız gerekiyor. İkincisi de abone olan kardeşlerimizin Instagram'da son paylaştığım gönderinin altına abone olduğumu yazarsanız o zaman o arkadaşların arasından evet. seçeceğimiz 5 kardeşimize bu 5 kitabı kargolayacağız. inşallah kargo ücretini de biz ödüyoruz. Laf olmaz ama olsun ya da söylemekte fayda var bence. <laughs> Ozan kardeşim. Ha bu arada hediye edeceğimiz kitap Operasyon 1915. İtaf kısmını okudum az önce ben. Evet. Selamlamayı oradan yaptım. Ama şunu da hemen tanıtayım. Ozan Budur'un Gök Sultan isimli yeni bir kitabı daha çıktı. Bakın daha ambalajı bile üstünde bunu da istediğiniz yerlerden tedarik edebilirsiniz kitap satılan her yerde ulaşmak mümkün Ozan nasılsın abi çok şükür İyiyiz abi Allah iyilik sağlık versin karantinayla aranız nasıl karantinayla aram iyi gayet iyi evet. ben durumdan memnunum okumak için düşünmek için ciddi bir vakit tefekkür Bizim. için tabii kesin bir fırsat oldu değil mi size de özümüze döndürdü içimize döndürdü kendi iş dünyamıza döndürdü ee, hayatın karmaşasından bizi uzaklaştırdı çağımıza çocuğumuza döndürdü Ailemizi, ocağımıza döndürdü. İstişare fırsatı verdi. Evet. Ee, değerlendirme fırsatı verdi bizim için. Muhakeme tabii bu aç, fırsatı tabii tabii verdi. Tabii bu açılardan baktığımız zaman gayet. Güzel diyebiliriz iyi tarafları var. Rabbim bu imtihandan sonra da o döndüğümüz yeri muhafaza etme gayretini bizlere i̇nşallah. bahşetsin inşallah. i̇nşallah. Ümmetinde yakasından şu şeyi bir kurtarsın inşallah şu, şu virüsü çekip alsın içimizden. İnşallah. i̇nşallah biz kendi isteğimizle zorunda kalmadan seve seve aşk ile yapabilecek o bilinç düzeyine eriştirsin bizi inşallah. inşallah. Şimdi birçok kahramanın adı zikrediliyor evet. çocuklarımızın dünyasında hasreten. Evet. Ee, Harry Potter'dan Örümcek Adam'dan Batman'den bizim gençliğimizde gençlik çağlarımızda Rocky, Balboa, Terminator, Rambo'lar falan vardı. Şimdi bu kahramanların hepsinin ortak bir özelliği var. O da hiçbirinin gerçek kahraman olmaması. Evet. Hepsinin hayal ürünü olması. Evet. Ee, Harry Potter'da öyle, Spider-Man'de öyle, Superman'da Rambo. öyle, Rambo'da öyle, Rocky'de öyle hepsi hayal ürünü, gerçekte yaşamamış adamlar. Batı kendi tırnak içerisinde kahramanlarını, uydurduğu o figürleri, o sanal karakterleri o kadar başarılı pazarladı ki bize. Biz kendi gerçekten yaşamış gerçek kahramanlarımızın adını anamaz, filmlerini çekemez, hikayelerini anlatamaz olduk. Evet. Buradan yürüyelim. Buyurun. Evet. Maalesef prototip olarak da gençlerimize, çocuklarımıza çok uzun bir süreçten beri onlar gösteriliyor ve haliyle ee, ciddi bir kültür muharebesinin içerisindeyiz. Bu kültür savaşlarının içerisinde gençlerimize, çocuklarımıza, nesle bu kahramanları, kendi kahramanlarını, kendi dedelerini, kendi atalarını, kendi ecdatlarını gösterebilmek, onların ruh dünyasını anlatabilmek, onların mefkure haritalarının içerisinde seyahat etmelerini sağlayabilmek gayet mühim, önemli. Hatta bu dert şöyle söyleyeyim, devletin içerisinde vazife yapan, Türk Devleti'nin içerisinde vazife yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde vazife yapan bu dertle yanan bütün siyasetçileri bir bağlamda yakmış bir dert hmm. bu dert. Son dönemde hani bizim kuşakta 80 sonrası kuşakta bu dertle yanan adamlardan bir tanesi de Vehbi Dinçerler'di. Vehbi Dinçerler beyefendi 1983 yılında rahmetli Özal iktidara gelmişti. O iktidara geldi Milli Eğitim Bakanı olmuştu. Hı. Vehbi Dinçerler Beyefendi. Ee, Vehbi Dinçerler Beyefendi bu sıkıntıyı bildiği için e, o dönemde Japon pedagoglar e, dünyaca ünlüydü. Japon eğitim bilimciler. Bizim ülkemize davet edildiler. O dönemde 67 vilayet vardı. Bu Japon pedagoglar, eğitim bilimciler bizim 67 vilayeti gezdiler. Yani şöyle söyleyeyim. Adana 01'den başladılar. 67 Zonguldak'tan çıktılar. Her yeri gezdiler. Müşahede ettiler. Gözlem yaptılar. Notlar aldılar. Raporlar tuttular falan. Rahmetli Özal'ın önüne kalın bir dosya koydular, bir rapor, Türk Gençliği raporu. Hı. Ondan sonra Japon pedagoglarının hazırlamış olduğu bu kalın raporun son cümlesi, rahmetli Özal'ın şakaklarından böyle iri iki tane ter damlasının akmasına sebep oldu. Çünkü orada yazan ifade namuslu, şecaat sahibi, haysiyet sahibi, hamiyet sahibi Türk devlet adamının hazmedebileceği bir şey değildi. Türk gençlerinde milli şuur yok yazıyordu. Vehbi Din Şerler Beyefendi birden böyle yerinden fırladı. Japon pedagog heyetinin başındaki kişiye dönerek dedi ki nasıl? Dedi ki biz 67 tane vilayet gezdik. Bu 67 tane vilayetin içerisinde gençlerinizde dedi müthiş bir Amerikan özentisi var. Yediklerinde, içtiklerinde, kültürlerinde, konuşmalarında siz bir töre ulususunuz. Yani Türk demek, töreli demek. Töreye sahip çıkan. Evet. Bizim bir ahlak akidemiz var, bizim bir duruş akidemiz var. Mesela şimdi şöyle bir şey, ee, uç bir örnek vereceğim. Ee, 57 tane Müslüman ülkesi var. Hepsi bizim canımız, ciğerimiz, iddiat-ı İslam ümmet kardeşimiz. Eyvallah. Ee, bir uluslararası problem olduğu zaman bir Türk çocuğunun veya Türkiye'li bir çocuğun verdiği tepkiyi veremiyor mesela Hı. diğer o 57 ülke. Neden? Çünkü bu memleketin çocuğu bir imparatorluk bakiyesi. Evet. Yani onun Kültür damarlarının içerisindeki tepkiler başka bir şey. Biz meseleye başka bir taraftan bakıyoruz. Onun için böyle. Siz dedi bunu unutmuşsunuz. Siz dedi bunu unutmuşsunuz. Vehbi Dinçerler bu sefer dedi ki ne yapmalıyız? Ne yapalım? Siz ne yapıyorsunuz? Bunun yöntemi ne? Çünkü o dönemde Japon pedagoglar çok kıymetliydi, önemliydi. Şu dönemde Finliler daha böyle ön planda. Dedi ki efendim biz dedi... Japon Milli Eğitim olarak dedi bir milli şok teorisi dedi uygularız milli şok milli şok Hı. çocuklarımıza gençlerimize bunu yaparız dedi. Dedi ki Vehbi Dinçerler beyefendi nedir dedi milli şok biz dedi çocuklarımızı 5 yaşında 6 yaşında alırız. Japon çocukları alıyorlar 5 yaşında 6 yaşında çocukları Japon Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olan Japon teknoloji merkezlerine götürüyorlar. Robotlar uçaklar şunlar bunlar falan filan benim lisede Japonca hocam Müslüman da Allah kendinden razı olsun Hı. Muhammed Fatih Bey Din değiştirmişti. Müslüman olmuştu. Muhammed Fatih Bey o dönemde işte bize Japonca öğretirken bir voltman getirmişti. Voltman cd gibiydi abi. Hmm. Hani böyle incecik hani ya bizim gördüğümüz oysa diyordum bu Japonların elindeki nedir? Diyordum o dönemde hani kafada hmm. tahayyül hmm. ediyorsun. Şimdi şu soruyu soruyorum. Hani Japon teknoloji merkezindeki o 5-6 yaşında çocuklara gösterilenler ne acaba? Milli şok için. Çocuklar orayı görüyor ve Japon eğitim bilimciler geçiyor çocukların karşısına diyor ki bakın çocuklar çalışırsanız, üretirseniz Japon hukukuna, Japon töresine, Japon adetlerine veya Japon dinine artık neyse kültür hepsinin içerisinde çünkü buna sahip çıkarsanız bu teknolojiye sahip olursunuz. Şokun birinci aşaması. Hmm. Ondan sonra çocuklarımızı diyor alıyoruz, hepsini toparlıyoruz, Nagasaki ve Hiroşima'ya götürüyoruz. Nagasaki ve Hiroşima'yı ot bitmiyor abi ot bitmiyor Nagasaki ve Hiroşima'da. Çocuklar orayı gördüğü zaman o küçük hafızalarını sarsılıyor. Sarsıldığı anda şokun ikinci kısmı geliyor. O şokun ikinci kısmında Japon pedagoglar diyor ki işte o ikinci kısımda eğer diyor çalışmazsanız sizin de kafanıza diyorlar böyle atom bombaları düşer. Şimdi bir tercih yapın. Şimdi bir tercih yapın. Ya çok çalışın, kültürünüze sahip çıkın, bu teknolojiye sahip olun ya da kültürünüzden bigane olun, unutun, beri durun, böyle bu hale gelin. Kafanıza bombalar düşsün. Bu şoku uyguladığımız zaman diyor bizim çocuklarımız diyor iyi bir Nihongo olur. Yani iyi bir Japon olur. Hı -hı. Deyince Vehbi Dinçerler Bey duruyor. Diyor ki sizin elinizde diyor Nagasaki var. Sizin elinizde diyor Hiroşima var. E diyor 67 vilayet. Bunca genç. Bunca çocuk. Nüfusun %45'i diyor genç. Biz bu çocuklara diyor neyi göstereceğiz dediği zaman Aa. maalesef maalesef biz bu dersi bir Japon pedagogdan alıyoruz. Çanak diyor Krem. ki, ya ya diyor Vehbi Bey sizin elinizde diyor bir Çanakkale var ki 10 tane diyor Nagasaki 10 tane diyor Hiroşim eder Çünkü oraya diyor metrekareye 6000 mermi düştü. Siz orada diyor 72 millete göğüs gerdiniz. Çocuklarınızı tutun oraya götürün ve o çocuklarınıza diyor milli şoku uygulayın. Şimdi kahramanlardan kasıt bu abi. Bizim bu akşam buraya gelip gençlerimize, ailelere, çocuklara bu sıkıntılı vakitlerde bunu anlatma derdimiz bundan ibaret. Yani bu şoku gerçekleştirebilmek. Bu sarsıntıyı gerçekleştirebilmek. Çünkü kafalar başka başka yerlere gidiyor. Algıda acayip dağınıklıklar var. Bir de geçen sizin programı izlerken bir ifade görmüştüm. O kadar çok hoşuma gitti. Dört gündür, beş gündür kafamın içerisinde o ifade, o ibare dönüyor dönüyor duruyor. Mahrumiyet fukarası. Evet. Yani çocukların, gençlerin artık her şeyi o kadar ellerinde ki kafalarını oraya çeviremiyoruz. Bu bizim için bir fırsat. Bu akşam inşallah Çocuklarımızın başlarını, çocuklarımızın düşüncelerini, kafalarını kendi ecdadına, kendi kültürlerine, kendi ee, hars haritalarına, kültür haritalarına... Gerçek vereceğiz. kahramanlar. Gerçek kahramanlar. Kimden başlayacağız peki buna, bunda? Kimden başlayacağız dediği zaman elimizi nereye atsak boş dönmeyiz. Var değil mi aslında? Tabii, müthiş bir kahramanlık madenine sahibiz. Müthiş bir e, ee, şecaat madenine, hamiyet madenine sahibiz. Elimizi nereye atsak biz bundan asla boş dönmeyiz, boş durmayız. E, şimdi... İlk duyurularda şöyle hani kuruluş Osman falan demiştik ya. Evet. E, Söğüt'e gittin mi abi Gittim. Gittin. Şimdi zaman makinesine bindin Bekir abi Söğüt'e gittin. Söğüt'e şöyle sırtını verdin. Değil mi? Şimdi Söğüt'ten Bekir abi şimdi 10-15 kilometre böyle sağa gidiyorsun bir memleket ismi var. Mihail Gazi. Değil mi? Evet. 20 kilometre 30 kilometre Yukarı gidiyorsun, Karamürsel. Hmm. 60 kilometre, 70 kilometre sola gidiyorsun, Osman Gazi. Osman Gazi. 100 kilometre ileri gidiyorsun, Orhan Gazi. Ondan sonra 200 kilometre ileri gidiyorsun, Konur Alp. 250 kilometre ileri gidiyorsun, Hızır Bey. 300 kilometre Çankırı'ya geliyorsun, Karatikin. Ne demek istiyorum biliyor musun abi? Öyle bir kahramanlık madenine sahibiz ki bizim kahramanlarımız bastıkları yerlere kendi adlarını vermiş. O kahramanların isimleri o yurtların isimleri olmuş. Hmm. Yani onun için biz kahramanlık konusunda elimizi nereye atsak bununla alakalı hiç sıkıntı çekmeyiz. Bu şekilde kuruluşun kahramanları olduğu gibi maalesef yıkılış dönemi olarak adlandırdığımız, son dönem olarak adlandırdığımız Osmanlı'nın son döneminde kastım budur. Yıkılışın da kendine hazır kahramanları var. Yani Fahrettin Paşa da başlı başına tabi, bir kahramandır. Tabii tabii kesinlikle yani Fethe'den kahraman ölümüne savunan da kahraman. Ölümüne savunan da kahraman. Evet. Şimdi mesela şöyle, ben bu meseleyi izah ederken şöyle diyorum. Biz bu akşam burada seninle oturduk. Dostlarla, arkadaşlarla bir araya geldik. Münakaşa ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Evet. Tartışıyoruz, istişare ediyoruz. Biz münakaşa ediyoruz. Bu adamlar müdafaa etti. Ya. Müdafaa etti. Canları pahasına müdafaa etti. Onun için e ee, dönemin ne olduğu hiç önemli değil. Onların içerisindeki ruh bizim için çok önemli. O ruhu alıp, o ruhu alıp herhangi bir tanesinin içerisindeki ruhu alıp bir madde haline getirebilsek, Afrika'daki en edna kabilenin ortasına koysak millet olurlar. Ya <laughs> çok güzel söyledin. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Yani en söyledin. ednasını millet yapar yani. Çünkü e, ateş parçası gibi Dokunsanız eliniz yanar. 15 Temmuz'da gördüğümüz o ruhun bir yansıması bir aksi miydi gençlerde gördüğümüz? Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Yani 15 Temmuz'da gördüğümüz Ömer Halis Demir'in göstermiş olduğu reaksiyon 1878 darbe girişiminde 7-8 Hasan Paşa'nın göstermiş olduğu reaksiyondan çok farklı değildi. Değil mi? Değildi. Yani hatta birebir de benzerlik vardı. Ama şöyle bir şey e, madem meseleye oradan girdik 1878 senesinde 2. Abdülhamit Han'a darbe girişimi olduğu zaman bu darbe girişimini bir sopayla bildiğiniz bir sopayla Çorum 7-8 Hasan Paşa 2. Abdülhamit döneminin en efsane paşalarından en efsane komutanlarından bir tanesidir Beşiktaş muhafızıdır kendisi Beşiktaş muhafızı olmasa ayrıca önemlidir şundan dolayı önemli şimdi devletin merkezi neresi Ankara evet. başkenti evet. Yani. Türk devletin payitahtı başkenti Ankara o dönemde İstanbul İstanbul'un payitahtı neresi İstanbul'un merkezi Beşiktaş. neresi Beşiktaş neden çünkü devlet Yıldız Sarayı'ndan idare ediliyor. Bütün o Beşiktaş muhidinin komutanı 78 Hasan Paşa'ydı. Çırağan'da bu darbe girişimi olduğu zaman silahını evde unutmuş olmasına rağmen bir sopa parçasını kapıp Çırağan Sarayı'na geldi. Darbecilerden iki tanesini öldürdü. Askerlerle beraber içeriye girdi. Bir darbeyi tam başlamak üzereyken önledi. 7-8 Hasan Paşa bu kahramanlığı yaptı. 25 yıl boyunca arkasından 2. Abdülhamit tane hizmet etti. Vefat ettiğinde 2. Abdülhamit Han aynı zamanda Başakşehir'de büyük bir caddenin ismi Mimar Kemalettin. Evet. Mimar Kemalettin Bey'den 2. Abdülhamit Han buyruk verdi. Mimar Kemalettin Bey dedi ki 7-8 Hasan Paşa'ya da aynen dedi Gazi Osman Paşa'ya yaptığın gibi bir dedi anıt mezar yapacaksın dedi. 7-8 Hasan Paşa'ya da Beşiktaş'ta bir anıt mezar yapıldı. Fakat bugün biz o anıt mezarı göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Neden? Çünkü o anıt mezarın üzerinde yol geçti. 7-8 Hasan Paşa'nın anıt mezarı bugünkü Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesine sırtınızı veriyor. 7-8 metre sağ taraftaydı. Bugünkü Simitçi'nin durduğu yer var. Ya, evet, simitçi'nin evet, durduğu evet. yerin 2 metre önüydü. 7-8 Hasan Paşa'nın türbesinin bulunduğu yer. 1939 senesinde yol yapım çalışmaları bahane edildi. 7-8 Hasan Paşa'nın mezarı dümdüz edildi. 7-8 Hasan Paşa darbede kimi öldürdü? Ali Suavi'yi öldürdü. Darbeci. Ve Nişli Salih'i öldürdü. Nişli Salih ve 7 şey Ali Suavi nerede yatıyor bugün? Yahya Efendi kabristanında. Evet. Beşiktaş'ta. Evet. 7-8 Hasan türbesi yıkıldıktan sonra 7-8 Hasan naaşı Ali Suavi'nin yanına defnedildi. Söylemek istediğim şu. Biz bunları yaşadık. Yaşadık. Engelledik. Engelledik. Gerekli direnişi ve mukavemeti gösterdik. Gösterdik. Ama bunun tarih diyalektiğine sahip çıkmazsak sonunda başımıza gelecek olan bu. Kahramanlarımıza sahip çıkamayız. 7-8 Hasanpaşa 25 yıl, 26 yıl, 30 yıl derken unutuldu gitti. Türbesi bile ortadan kaldırıldı. Kimsenin sesi çıkmadı. Onun için e, tetikte olmakta fayda var. Teyakkuzda olmakta fayda var. E, akıllı olmakta, ikame etmekte, ayakta durmakta fayda var. E, gevşememekte fayda var. O gevşememenin en güzel yolu da e, onların hatıralarını ayakta tutmak. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Bugün Anladım. yaptığımız gibi onlara dair hatıraları ayakta tutabilmek. Yoksa ruh aynı ruh, kan aynı kan, fıtrat da değişmiyor. Şimdi de mesela Gençlik Spor Bakanlığı olsun, Milli Eğitim Bakanlığı olsun, devlet çok fazla genci götürüyor oraya Çanakkale'ye. Evet. evet. Ee, orada hatta kalıyorlar. O 57. alay yürüyüşleri evet. yapılıyor. Ben takdimini yaptım son birkaç evet. yıldır buna dair ciddi bir hizmet var. Bunun mutlaka bir faydası oluyordur. Kaldı ki hani derler ya onlarca yıl çocuğa bunu kitaptan okutacağına halen Çanakkale'de Jong Bayrında hafif bir yağmurda o kan kokusunu alır insanların burnu. Bir defa o kokuyu aldır o çocuk o kokudan o ruha tekrar kavuşur derler. Kavuşur. Elhamdülillah yani, bu ara yapılıyor diye biliyorum. Yapılıyor, Son 15-20 senedir. Çok uzun, evet. çok uzun yıllardır yapılıyor yani 20 yıldır evet. yapılıyor. Benim öğrenciliğim de Çanakkale'de hmm. geçti. Ee, yaklaşık 6 yıl Çanakkale Muharebe alanından da gönüllü rehberlik yaptım. Sabah 6'da Anadolu'dan gelen bir kafileyi alıyor idim. Öğleden sonra 3 gibi, 4 gibi turumuz bitiyordu. Öğleden sonra 3'te 4'te tersten bu sefer Jong Bayırından alıp kafileyi tersten getiriyordum. Günde gönüllü 2 tane, 3 tane tur Hı -hı. gezdirmeye Hı -hı. çalışıyordum. E, son 3. sınıfta 4. sınıfta artık çadırımı kendim alıp çadırım vardı bir tane. O çadırı Hı -hı. alıyordum. Eee Şehitliğe kuruyordum. Özellikle Eceabat bölgesini falan e, tercih ediyordum. E, hayatımızın büyük bir kısmı, geçtiğimizin önemli yani. bir kısmı e, o şeyde geçti. E, şehitlerin yurtlarının içerisinde geçti. Hatta ben bunu askerde bile gördüm Bekir abi. Askere giderken ben kısa dönem yaptım askerliğim. Çok uzun dönem yapmak istedim, nasip olmadı. E, çıkmadı uzun dönem askerlik. Kısa dönem askere giderken e, çok dua ettim. Dedim ki ya Rabbi hani ben cidden dedim bu vatana hizmet etmek istiyorum. Cidden dedim bu memlekete hizmet etmek istiyorum. Bir de bir dua ettim abi. Ben dedim şehitlerden ayrılmak istemiyorum. Hmm. Böyle bir duam vardı askere giderken Cenab-ı Mevla nasip etti. Ben askerliğimi Jandarma Şehitler Müzesi'nde yaptım. Ee. Yaklaşık beş buçuk ayın e, jandarma şehit ailelerinin ben içerisinde geçti. Ben de Çanakkale 116. Jandarma er Eğitim Alayı'nda yaptım askerliğimi. Benim yani. ev oraya 200 metre evet, evet. idi. Orada yaptım <laughs> evet. ben de askerliğimi. Orası bana çok güzel bir yer edin. abi. Peki. Doğru. Şimdi Medine'den Çanakkale'ye dedik evet. öyle bir kronoloji hazırladık. Evet. Senin için bir mahsuru yoksa hani bugün Kabe'de o tavaf durdu ve bunu gördüğümüzde hakikaten çok müteessir oluyoruz Müslümanlar olarak ve burayı hani bugün belki silahla değil ama o oranın bize öğrettiği bize miras bırakılan o değerlere sahip olarak müdafaa etmemiz gerekiyor. Vaktiyle Medine'yi de böyle müdafaa eden biri vardı Fahrettin Tabii, Paşa. Kesinlikle. Ondan başlayalım mı? Oradan böyle gelelim Nasıl Haydi başlayalım. Şimdi, bismillah. Ee, bir çocuğun öyküsüyle başlayayım. Lütfen. Ee, Zannımca çünkü ekran başında çocuklar da yoğun olarak var. 1878 yılında bıraktık ya az önce darbede. Aynı yıllar 1878 yılı Osmanlı toplumu için çok zordu. Özellikle Rumeli Osmanlı toplumu için çok zordu. Çünkü 1877 78 Rus Harbi'ydi bizim için. O Rus Harbi bize çok şeye mal oldu Bekir abi. Büyük acılar, ağıtlar içinde barındırıyordu. Bir buçuk milyona yakın insan Rumeli'den, Balkanlar'dan Osmanlı'ya, İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. O dönemde böyle dedikodular çıktı. O dönemde söylentiler çıktı. Bunları nereye koyacağız, nereye yerleştireceğiz bilmem ne. Yeter miyiz? Bizim ekmeğimiz yeter mi? Suyumuz yeter mi? Bilmem ne falan filan ama devlet böyle bir şey değil. Çünkü biz bir devlet telakkimiz var. O devlet telakkimiz içerisinde iki tane ana esas var. Aç doyurulur, çıplak giydirilir. Devlet esasımız budur bizim. Bu e, muhacirler de çeşitli yerlere İstanbul'un içerisinde Ayasofya Camii de dahil olmak üzere e, Mayıs ayında özellikle 20 bin kişi kalıyordu Ayasofya hmm. Camii'nde bu muhacirlerden. Göç kafileleri sürekli böyle geliyor. O göç kafileleri içerisinde e, eli ayağı çamur olmuş şekilde gelen bir tane çocuk hmm. vardı. E, 10 yaşında. E, hıçkırıklar içerisinde ağlayıp gelen bir çocuk. Çünkü çok sevdiği kasabasını kaybetmişti. Rusçuyu çok seviyordu. Hmm. Tam böyle bir Rumeli, Balkan delikanlısıydı kendisi. Hatta bu 1877-78 Rus muharebeleri olduğu zaman Tuna'nın arkasından Ruslar Rusçu dövmeye başlamıştı toplarla. Bu çocukcağız bir tane tepe var. O tepeye çıkıyor. O tepeden Osmanlı topçusunun Rusların ikmal kuvvetlerine yapmış olduğu atışları seyrediyor. He. Sürekli seyrediyor. Bizimkiler atıyor, vuramıyor. Atıyor, vuramıyor. O çocukcağız akşam babası var, Nafia müdürü. Babasının yanına gidiyor. Hüngür hüngür alıyor. Baba diyor 100 tane atış seyrettim. Bir tanesini vuramadılar. Rusların trenleri buradan geçiyor. Nasıl vuramazlar? Edemezler. Çocuk dert sahibi oluyor. 9 yaşında 10 yaşındaki çocuk. Çünkü şehrin içerisindeki söylentiler ona işgali ne demek olduğunu anlatıyor. Hmm. Kaygı duyuyor çocuk. Sürekli o atışlar oluyor. Olmuyor. İkinci gün, üçüncü güne gelince çocuk böyle sürekli babasını ağlayınca babası çocuğu tutuyor. Gel diyor oğlum seni diyor, kale komutanına getireyim. Önüne hmm. alıyor. Tabi. Yukarıya çıkartıyor. Rusçuk Kalesi'nin arka tarafında güvenli bir bölge. Atışların yapıldığı nokta. Arkadan oraya çıkartıyor. Diyor ki kumandan efendi benim diyor oğlum sizden şikayetçi. Diyor ki ne ola ki? Anlat diyor oğlum. Bizimkisi başlıyor. Diyor ki hepinizden şikayetçi. Altı gündür 7 gündür diyor şu tepeye çıkıyorum diyor. Yüzlerce top attınız diyor. Bir tane diyor Rus treni vuramadınız diyor. Kale komutanı dönüyor. Topçulara diyor ki, duydunuz mu diyor çocuğun dediğini. İşte orada bu çocuğun söylemesiyle beraber büyük bir sıkıntı gideriliyor. Sıkıntı şu. Ordunun içerisinde bir ikilik var. Alaylılar ve mektepliler. He. Alaylılar eski askerler. Mektepliler askeri okurdan gelenler. Alaylılar mekteplere sıra vermiyor. He. Alaylılar mekteplilere sıra vermiyor. Bu utançla beraber alaylar geri çekiliyor. Mektepler geçiyor topların başına. Şimdi bunların mantel eğitimi var, numaralama eğitimi var, kavis eğitimi var, mesafe eğitimi var. Bizim mektepler topun başına geçtiği zaman patır kütür Rus trenlerini vurmaya başlıyorlar. Rus trenlerini vurduktan sonra bizim kale komutan da durumdan çok memnun oluyor. Çocuğun e, hı, ismine hı. bir yemek veriliyor, yemek yediriliyor bilmem ne falan ama bir buçuk senelik o direnişten sonra Rusçuk tamamen düşüyor. İşte o çocuk bir muhacir olarak İstanbul yollarına çırılçıplak ayaklarla gelmek zorunda kalıyor. Üstünde başında hiçbir şey yok. İstanbul kapısından içeri girerken o çocuk bir ahdü peyman ediyor. Ne diyor? Bir yemin ediyor. Ben diyor mutlaka asker olmalıyım mutlaka diyor asker olmalıyım. O çocuğun ettiği yemin. Çünkü o çocuğun ruh dünyasında oradan gitmek çok önemli Bekir abi. Hani bugün bizim bunu anlamamız çok zor. Neden zor biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Bir flash bekle bunu anlatayım geçmişe dönüşte. Biz Yavuz Sultan Selim Han'la beraber meseleyi oradan girdik ya. Doğru. Mekke Medine'den girdik evet. ya. Yavuz Sultan Selim Han'la beraber Mekke'nin ve Medine'nin hadimi olduk, hizmetkarı olduk. Elhamdülillah. Mekke'nin ve Medine'nin hizmetkarı olma memuriyetini Cenab-ı Mevla bu millete nasip etti. Biz oraya gittiğimiz zaman Mekke'den Medine'den aldığımız bir tane kutsal bir emanet vardı. Çok önemli bir emanet. O emanetin ismi Ukap Sancağı'ydı. Peygamber Efendimiz'in döneminde yapılan savaşlarda kullanılan iki tane sancak vardı. Bu sancaklardan bir tanesini Musab bin Umeyr... Bir tanesini Hazreti Ali Efendimiz taşırdı. Hazreti Ali Efendimiz'in taşımış olduğu o savaş sancağına o sancağı denirdi. Türkler o Ukap sancağını aldı. Avrupa fütühatında en uça kadar getirdi. Nereye biliyor musun abi? Budin sırtlarına kadar getirdi. Ya. Bugün İstanbul ile Budin arası 2300 kilometredir. Budin sırtlarına kadar o Ukap sancağını getiren adam Malkaçoğlu Bali Bey'di. Malkoçoğlu Bali Bey hüngür hüngür ağlayan o çocuğun öz dedesiydi. Allah Allah! Tabii, öz dedesiydi. Ahdü Peyman eden o çocuk da yıllar sonra Medine'yi savunacak olan Ömer Fahrettin Paşa'ydı. Ömer Fahrettin Paşa Malkoçoğlu <laughs> Bali Bey'in öz torunudur. Ondan dolayı e, bıyıklar böyle Yeniçeri bayrağı gibi haydaridir. Evet, evet. Ondan dolayı böyle omuzlar geniştir. şu Bakın şu an yansıtıyor arkadaşlar ekrana evet. Fahrettin Paşa. Gerçek evet. görüntü değil mi? Gerçek üstadım? görüntü. Hey maşallah. Öyle. bütün be. madalyalarla beraber yani duruşu bile devlet gibidir. Hey maşallah. Fahrettin Hakikaten öyle. 2 ee, sene 7 ay boyunca Ravza-i Mutahhara'yı, Medine-i Münevvereyi işgalcilere ve ayrılıkçılara karşı savunan büyük mücahit, büyük kahraman ee, Ömer Fahrettin Paşa'dır. Neden Ömer Fahrettin Paşa'nın çocukluğundan başlayıp bu işi anlattığıma gelince onu da bir mottoyla süslemek isterim. Ekran başındaki kardeşlerim, gençler için lütfen bunu asla unutmasınlar her destan bir çocukla başlar. Bu böyledir. Eğer bugün de bu işi başarmak, bugün de içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak, bugün de devleti aliye olmak, büyük devlet olmak istiyorsak, eğer bir destan yazmaya ahdü peyman ettiysek, andiştiysek, kılıç atladıysak bu iş çocuklardan başlar. Beşik sallayan dünyayı sallar demiş. Kesinlikle. O mızık çamıyla oldu. Hayme Haymananın salladığı mızık çamından Osman Gazi çıktı. Ya. O Osman Gazi 624 sene hüküm süren bir devlet kurdu. Evet. Devam edelim Fahrettin Paşa'ya. Fahrettin Paşa Medine'ye geldi. Asker Görev oldu. Dedim. Asker oldu. Hayaline kavuştu. Harbiyeyi birincilikle bitirdi. Ondan sonra Trabluskart'la savaştı. Balkan'da savaştı. Hatta Edirne'nin geri alınmasında şehre giren ilk birliklerin başında Ömer Fahrettin Paşa vardı. İnatçı bir kişilik, karizmatik bir şahsiyet Ondan sonra tam bir Osmanlı yani şöyle söyleyeyim ayaklar Makedonya baş buhara öyle bir şey Osmanlı e, beyefendisi kendisi e, kendisini çok iyi yetiştirmiş. Arapça biliyor, İngilizce biliyor, Fransızca biliyor. Modern fotoğrafçılığın önemli babalarından bir tanesi. Allah Allah. Bizde e, Türkiye'deki modern fotoğrafçılığın en önemli isimlerinden bir tanesidir. Fahrettin Paşa çok ciddi bir fotoğraf arşivi vardır. Fahrettin Paşa'nın çok iyi fotoğraflar çeker. Ee, yanılmıyorsam geçen yıl Atatürk kitaplığı arşivini açtı. Fahrettin Paşa'nın ee, o arşivi görme şansını elde ettik. Tek tek hı hı. elhamdülillah hı hı. inceledik o arşivi. Kendisi çekmiş olduğu fotoğrafların bir kısmını da gördük. Çok ciddi bir fotoğrafçı. Nihayetinde Balkan Muharebelerinden sonra Harbi Umumi çıktı. Birinci Dünya Savaşı çıktı. Musul'daki 12. Kolordu da görevliyken ee, çıkan Arap isyanının nihayetinde ki İttihat-ı İslam'ın İslam, İslam Birliği'nin, Ümmeti Muhammed'in içerisinde bırakılmış olan en büyük fitne en büyük bombadır. Arap isyanı İntencel Servis İngiliz istihbaratı, MI6 dediğimiz İngiliz Askeri Haber Alma Servisi tarafından Kahire'de dizayn edildi ee, bu büyük ayaklanma ve nihayetinde biz Medine'yi müdafaa etmek zorunda kaldık. Özellikle gençler için şunu söylemek durumundayım. Bunu sakana dikkatten kaçırmasınlar. E, MI6 dediğimiz şey İngiliz istihbarat askeri haber alma servisi dediğimiz şeyin ofisi Mısır'daydı. Kahire'deydi. O zamanlar. O zamanlar. Çünkü 1881'de Mısır İngilizler tarafından işgal edilmişti. Mısır'daki o MI6 askeri haber alma servisinin böyle bir masası vardı. Aynen hmm. böyle bir. Bunun hmm. daha biraz daha büyüğü. E, Bekir abi, o masanın üzerinde pergeller, haritalar, çizimler, kalemler, bilmem neler cetvelle harita çiziyor adamlar. O masanın etrafındaki adamları bizim gençlerimiz unutmamak zorunda. Kimler vardı Şimdi orada? Şöyle söyleyeyim mesela o masanın hemen sağ tarafında oturan 23 yaşındaki delikanlının ismi Thomas Leverance'tı. Thomas Leverance'ın doktorası ortaçağ şövalye şatoları üzerineydi. Çok iyi derecede Arapça biliyordu. Çok iyi derecede Orta Doğu'yu tanıyordu, çok iyi derecede Türkleri biliyordu. 23 yaşında kendi kafasındaki ideal için oraya gelmişti. John ikinci Dünya Savaşı'nda Kim Billy duymuşsundur, mutlaka evet, büyük evet, aşam. Evet. Kim Billy'nin babası vardı. Onu pek bilmeyiz biz. John Billy. John Billy hemen onun sağ tarafındaydı. 26 yaşındaydı. Orta Doğu coğrafyasında hemen hemen bilmediği dil yoktu ve John Billy bizi parçalamak için oradaydı. İkisini eğiten İngiliz istihbaratı içerisinde önemli mevkilere gelmesini sağlayan ve iki ikisi tarafından anne olarak adlandırılan bir kadın vardı. İsmi Gertrude Bell'di. 46-47 yaşındaydı. Bu çocukları yetiştiren kişiydi. Hemen karşısında Mark Skyes oturuyordu. Mark Skyes İngilizlerin en önemli politikacılarından bir tanesiydi. Osmanlı'yı bölen anlaşma dediğimiz 1916 Lozan'ın annesi dediğimiz Skaspikot Anlaşması'nın kurucu mimarlarından bir tanesiydi. Mark Skyes 1903 senesinde Anadolu coğrafyasında dolaşmadığı yer kalmıştı kalmamıştı. Ee, i̇ki tane önemli ideali vardı. Bir Arapları Türklerden koparmak iki Kürtleri Türklerden koparmak. Hmm. 1903 senesinde yapmış olduğu gezi nihayetinde Urfa'ya geldi. Kılık değiştirerek bir İngiliz arkeolog nihayetinde geldi. Burada çok önemli bir aşiret aşiretin ismini telaffuz etmeyin. Hı hı. Çok önemli bir aşiret reisini ziyaret etti. O önemli aşiret reisini ziyaret ettiği zaman ideallerini ona anlatacak gibi oldu böyle bir. E o aşiret reisi olan İbrahim Efendi Marx'ı Kays'ın göğsüne doğru bir yumruk attı. Dedi ki bir daha bana bu meseleden asla bahsetme dedi. Ve bu görüşmeyi Marx'ı Kays 1916'da Arap isyanı anlatılırken sakın dedi aklınızdan böyle bir şey dedi geçirmeyin. Ben dedi söyledim. Müslüman Kürtler buna çok sert tepkiler veriyor diye söyledi. Marx'ı Kays'ın Güneydoğu Anadolu bölgesinde edindiği tecrübelerdi. O masayı unutmamak lazım. O masanın yaptıklarını unutmamak lazım. Bir de çok önemli bir şey. Bu Osmanlı Devleti'nin bölümü haritaları burada yapılıyor ya. Haritalar çiziliyor, raporlar çiziliyor, bayraklar yapılıyor. Osmanlı'yı nasıl böleriz, parçalarız diye oyunlar yapıyor ya. Hemen sol tarafta bütün bu istihbaratçıların notunu tutan bir adam vardı. 15 yaşındaydı. Notu tutan o adam. İlerleyen yıllarda İngiltere'nin dünyanın en büyük tarihçisi olarak piyasaya süreceği adamdı. Arnold Tombi 15 16 yaşındayken İngiliz istihbaratının MI6 ofisinde bu Not işlerde tutuyor. çalışan bir adamdı. Bunu neden anlatıyorum? Yaşları özellikle vurgulayarak söylüyorum. Bakın, notları tutan 15 yaşında, Osmanlı'yı bölmeye çalışan 23 yaşında, ömrü 26 yaşında hep bu işi gençlerle yapmışlar. Yıkmaya çalışan gençler, ayakta tutmaya çalışan da Gençler olacak. Onun için o ruh dünyasını bunların kafalarının içerisinde biz bilmek durumdayız. O Arap isyanı çıktığı zaman, Arap isyanı patlak verdi Mayıs e, 1916'da. Arap isyanı patlak verdikten sonra Mekke çok hızlı bir şekilde düştü. Cidde çok hızlı bir şekilde düştü. Taif çok hızlı bir şekilde düştü. Çünkü Süveyş kanalından İngilizler sürekli Aynen öyle. gemilerle bombardıman yapıyorlardı. Ve Fahrettin Paşa bölgeye görevlendirildi. Medine'ye geldi. İki sene yedi ay boyunca Medine'yi hem işgalci İngilizlere karşı hem de ayrılıkçılara karşı müdafaa etti. Ama maalesef bugün onun ayrıntılarını bizim tarih kitaplarında pek görmemiz mümkün değil. İnşallah göreceğimiz günlerde gelecek İnşallah. bu ayrıntıları. Çünkü Ömer Fahrettin Paşa bu kahramanlık galerinin içerisindeki en önemli isimlerden bir tanesi. de söylüyorum. Bekir abi bütün bu kahramanlık galerisi içerisindeki isimleri tek tek koyduğunuz zaman beni en çok etkileyen adamlardan bir tanesi Fahrettin Paşa'nın kendisi. Çünkü ruh dünyası olarak asla teslim olmayan bir adam. Teslimiyeti asla kabul etmeyen bir adam. E, neler yaşadı Fahrettin Paşa? En önemlisi şu mesela e, son 9 aya girdikleri zaman şehir tamamen etrafından kuşatıldı. Şehre artık yemek girmiyor. Hı. Şehrin içerisinde yemek yok artık karınlarını aynı asap gibi taş bağlamak zorunda kaldılar. Bu kaç kişiler bu esnada taklidi? Bu esnada e, şöyle söyleyeyim ilk muharebeler şeyler başladığında hı hı. mukavemet e, ve direniş başladığında 14.000 kişiler daha sonra bu rakam 6000'e bine, bine düşüyor. Aynı o dönemde korona virüsü gibi çok etkili olan bir faktör var. Biz onu sakın gözden kaçırmamak, asla gözden kaçırmamak durumundayız. İspanyol nezlesi, hı hı. İspanyol gribi denilen bir salgın var. Ee, yaklaşık 3000-4000 bin, bin askerimizin canını alıyor. İspanyol gribi dediğimiz hadise. Ee, şundan dolayı önemli İspanyol gribi. Bugün korona virüsünü konuşuyoruz. Korona virüsü ne diyoruz 40-60 yaş arasını affetmiyor. Hı hı. Korona virüsü hı hı. yakaladığı zaman yatağa düşürüyor. Akciğere ee, darbe vuruyor ve nihayetinde ölümüne sebep oluyor. İspanyol grubu çok daha kötü. Direkt 20-40 yaş arasını öldürüyor. Allah Allah. Tabii, İspanyol gribi hatta şöyle söyleyeyim. Mesela AIDS virüsü dediğimiz şey hepsinin kök olarak virüsü hemen hemen aynıdır. AIDS virüsü dediğimiz şey 25 yılda 25 milyon insan öldürdü. İspanyol gribi 1917'nin sonunda çıktığında ilk 25 haftada 25 milyon kişi öldürdü. Sadece Amerika'da İspanyol gribinden 1 milyon kişi öldü. Birinci Dünya Savaşı'nın bütün totalini düşün abi. Bütün totalini. Tabii, dünya nüfusu tabii, ne ki yani. Birinci Dünya Savaşı'nda toplam 65 milyon insan savaştı. Değil mi? 65 milyon insan savaştı. 20 milyon ölü çıktı. 20 milyon ölü. İspanyol gribinden 50 milyon insan kaybedildi. Böyle bir salgından bahsediyorum. 2003 3000 askerimizi bizim İspanyol gribi kırdı. Mukavemet gücü yok, direniş gücü yok. Şehri bu şekilde savunmak zorundasınız. Açtık hat safhada. Yani, yardım da gelmiyor. Mümkün değil çünkü İtalya yolları olsun, patlatılmış, ha, ha. Hicaz demir yolları patlatılmış. İçeri bir yardım da girmiyor. Herkes Fahrettin Paşa'nın teslim olmasını bekliyor. İşte asla teslim olmayan adam derken kastettiğim husus şu. Bir kumandan düşünün. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bütün askerlerini topluyor. Bütün askerlerini. Herkes diyor gelsin. Bir cuma namazında hutbeye çıkıyor. Fahrettin Paşa'nın kendisi. Cuma hutbesini bizzat kendisi veriyor. Şerif Hüseyin'in oğlu Kral Faysal olacak ilerleyen yıllarda. Hmm. Prens Faysal'dan ilk teslim ol teklifi gelmiş. Fahrettin Paşa teslim ol teklifiyle beraber hutbenin merdivenlerine çıkmış. Askerlerinin gözlerinin içerisine bakıyor. Ne düşündüğünü tahayyül edebiliyor musun abi Fahrettin Paşa'nın? Binlerce askerine şöyle bakıyor Fahrettin Paşa. Kimisinin kolu yok, kimisinin bacağı yok, kafası kapısı... Gencecik var. çocuklar. Gencecik çocuklar ama kimse dönmek istemiyor. Kimse bırakmak istemiyor Medine'yi. Orada inanılmaz şeyler yaşanıyor Bekir abi. Bunu benim duygularla, kelimelerle anlatabilmem mümkün değil. Anlat abi sen Şimdi, yine de. Fahrettin Paşa hutbeye çıkıyor. Askerlerinin gözlerinin içerisine doğru bakıyor. Onlara bir kelime söylüyor. O uzun hutbesinin sonunda bir cümle söylüyor. O cümle bütün tarih kitaplarına konulası cümledir. O cümle bütün gençlerin beynine zerk edilecek cümledir. O cümle tarih seferini herkese anlatılacak cümledir. Fahrettin Paşa diyor ki bizden diyor teslim olmamızı bekliyorlar. Bütün askerlerine söylüyor biz diyor asla teslim olmayacağız. Osmanlıyım, Bali ve diyor Müslümanım. Askerlerin gözlerinin içerisine tek tek baktıktan sonra diyor ki Ey diyor Nas! Peygamber Efendimizin ashabına seslenmiş olduğu metotla sesleniyor. Ey diyor insanlar, bak memecik demiyor. Ey diyor insanlar, Müslümanlardan diyor teslim olmalarını bekliyorlar. Bakın diyor Osmanlı bayrağıyla, Türk bayrağıyla diyor hutbeye çıktım. Mescid-i Nebevi'nin kapısına kadar dahi gelmiş olsalar bile bırak diyor Medine'nin sınırlarını Mescid-i Nebevi'nin kapısına dahi gelmiş olsalar bile diyor asla teslim olmayacağız. İş diyor o noktaya geldiği zaman düşünün ki diyor İngilizler Mescid-i Nebevi'nin diyor bahçesine girmiş yapacağımız diyor tek bir şey vardır. Aynen ben gibi diyor o Türk bayraklarını alıyorsunuz askerlerine söylüyor. Boyunlarınıza diyor doluyorsunuz benim diyor taarruz eminimle beraber diyor son hucuma çıkıyoruz ve hep beraber diyor şehit oluyoruz. Biz diyor şehit olduğumuzda omuzlarımızdaki Türk bayrakları yazıyor biz de beraber diyor arşa alaya yükselecek ve cennette hurilerin diyor başörtüsü olacak. Fahrettin Paşa'nın söylemiş olduğu Allah cümle Allah, ın. Allah ın. Bizim omuzlarımızda gökyüzüne yükselen o Türk bayrakları cennetteki hurilerin diyor başörtüsü olacak. Allah Allah. Fahrettin Paşa bu rüyü dünyasına sahip olan bir adam. İki sene, yedi ay boyunca asla Medine teslim edilmiyor. İkinci teslim çağrısı geliyor. Mondros Mütarekesi imzalanmış. Resmi olarak Osmanlı Devleti bitmiş. Yenilgiyi kabul etmişiz Bekir abi. Resmi olarak. Düşünebiliyor musun? Haydar Molla geliyor. Osmanlı Devleti'nin Adalet Bakanı. Diyorlar ki bu Fahrettin kimse ikna edemez. Çok inatçı bir adam. Haydar Molla o dönem sevilen bir din adamı aynı zamanda. Diyorlar ki git bununla usulünce konuş. De ki bir sen kaldın. İngilizler bundan dolayı sıkıntı çıkartacak. Bak İstanbul'da biz sıkıntıya düşürüyoruz. Artık teslim ol de diyorlar. Bir İngiliz direkt notuyla. kendisi Medine'nin bu denilen bir limanı var. O limana geliyor sahil kasabası. Haydarmoğlu'na oradan Medine'ye getiriliyor. Fahrettin Paşa'nın karşısına getiriliyor. Diyor ki Fahrettin evladım, oğlum zor durumdayız. Durum diyor bildiğin gibi değil. Artık bu inadı bırak. Teslim ol. Buradan diyor çıkamazsın. Her yeri diyor kuşattılar. Her yeri diyor mahvettiler. İstanbul bile düştü. Artık diyor Medine'yi ver. Asla diyor. Asla. Hiç kimse diyor Fahrettin Medine-i Münevver'in anahtarını bir İngiliz yüzbaşısına verdi dedirtemez diyor. Diyor ki sen geçen gelen heyetten padişah ve halife imzası istemişsin. Al sana diyor padişahın ve halifenin imzası. Al sana diyor tebliğ. Al sana diyor buyruk. Padişah emretti diyor. Medine'yi teslim et. Fahrettin Paşa o ağlayan gözleriyle bir avzayı mutahharanın o yeşil kubbesine bakıyor. Çünkü bir Osmanlı yadigarıdır. O yeşil kubbe daha önce mordu. Onu yeşil yapan ikinci Mahmut'tur. Osmanlı padişahıdır. Evet. Ona doğru bakıyor ve dönüyor Haydar Molla'ya diyor ki Ey diyor Haydar Molla bir Osmanlı padişahı diyor bu evrağı imza attıysa bir İslam halifesi diyor bu evrağı diyor, imza attıysa bil ki diyor İngiliz süngüsü altındadır. Bunun diyor benim için diyor bir hükmü yoktur. Bunu vuruşturuyor, kenara atıyor. Onlara ki de ki diyor Fahrettin teslim olmayacak. Haydar Molla gidiyor, diyor ki bu adam diyor, asla teslim olmaz. Asla teslim olmaz. Peki ne yapıyorlar Fahrettin Paşa'ya? Yarbayemin Yemin denilen bir adam var. Asla hain değil. Tarihi bu tipte karakterler çıkar. Kimisi çok realisttir, kimisi maksimalisttir, kimisi minimalisttir, kimisi duygusaldır, kimisi gerçekçidir. Medine-i Münevvere'deki Hilal-i Ahmer Hastanesi'ni geziyor. Şimdi izleyenler de böyle gözlerini kapatsın. O zaman makinesine girer gibi yaklaşık 3 yıldır direniş gösteren o askerlerin içerisinde gezdiklerini düşünsünler. Kimisinin bacağı yok, kimisinin kolu yok. Hani bugün videolar seyrediyoruz ya, korona krizleri, böyle vücut takır 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 evet, takır titriyor. Evet. İspanyol nezdesinden daha şiddetli titreyen vücutlar. İskorbit askesi, askerlerin birçoğu parmaklar uçları sararmış bakımsızlıktan. Anlatabiliyorum mu? İskorbit'in son safhası nasıl biliyor musun Bekir abi? Çene bu olduğu yerden aşağı düşüyor. Çene düşüyor Allah. aşağı öyle ölüyorsunuz askerin birçoğu dizanteri dizanteri de ne oluyor biliyor musunuz en son asker çok affedersiniz vücutta artık sıvı mıvı hiçbir şey kalmıyor asker bevlede bevlede ölüyor dizanteri budur. Buna rağmen asker Medine'yi terk etmiyor. O Yar Bey, Emin Bey, Mehmetçiğin o halini görüyor, geziyor, dolaşıyor, bakıyor. Diyor ki teslim olmaktan başka çaremiz yok. Albay Necip'in yanına gidiyor. Albay Necip'e söylüyor ki sen etsen etsen diyor Fahrettin Paşa'yı diyor. Sen ikna edersin Fahrettin Paşa'yla diyor konuş Medine diyor teslim edelim. Albay Necip Fahrettin Paşa'nın karşısına çıkıyor. Diyor ki paşam diyor teslim olmaktan diyor başka şansımız yok deyince Fahrettin Paşa bir tokat nakşediyor. Albay Necip'e. Osmanlı diyor asla teslim olmaz. Sen de mi diyor beni terk edeceksin deyince Fahrettin Paşa'm diyor hali görüyorsunuz. Askerin durumunu görüyorsunuz. Yapabileceğimiz diyor hiçbir şey yok. Direnebileceğimiz diyor hiçbir şey yok. Hepiniz diyor gidin ben tek başıma kalırım diyor. Fahrettin Paşa. Böyle kararlı olmasına rağmen Albay Necip'le Yarbay Emin Bey Fahrettin Paşa'yı teslim almaktan başka bir çare olmadığını görüyorlar. Çünkü adam teslim evrana imza atmıyor. Böyle bir şey var. Kahramanlık var. Fahrettin Paşa Mescid-i Nebevi içerisinde bir odada kalıyor. Bir hücre var. Hücreyi Saadet'in hemen yanında. O komutanlara Medine'deki e, Kuvve-i Seferiye komutanlarına özel tahsis edilmiş bir oda. O odanın içerisindeyken Albay Necip ve Albay Necip'e bağlı olan askerlerle beraber Fahrettin Paşa içeriye geliyor. Fahrettin Paşa kendi askerleri tarafından teslim alıyor. Elleri ayakları bağlanıyor. Ve bunu kendi askerleri Fahrettin Paşa'ya ağlaya ağlaya yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü adamın kafasının içerisinden asla teslim olmak geçmiyor. Fahrettin Paşa'nın ellerini bağlamışlar Bekir abi. Ayaklarını bağlamışlar. Allah Zorla Allah götürüyorlar. Allah Tam Fahrettin Paşa hücreyi saadet dairesinin önünden geçiriliyor. Durun diye bağırıyor askerlerine. Tam hücreyi Saadet'in önünden geçiyor. Durun diyor. Bütün askerler duruyor. Böyle aslan gibi bir sesi var Fahrettin Paşa'nın. Bari diyor burada yapmayın. Durun diyor. Allah Allah. Askerler duruyor. Çözün diyor benim ellerimi. Askerler emire dayanamıyor. Fahrettin Paşa'nın elini çözüyor. Fahrettin Paşa Hücre-i Saadet dairesine dönüyor. Fahrettin Paşa maneviyatta Peygamber Efendimiz'e dönüyor. Diyor ki Ya Resulallah vallahi de billahi de ben gitmiyorum beni diyor bunlar götürüyor. Çünkü Medine'ye ilk geldiğinde bir yemin etmişti. Dedi ki biz seni asla bırakmayız ya Resulallah demişti. Fahrettin Paşa kendisi bırakmadı. Askerleri zorla Fahrettin Paşa'yı teslim aldı. O teslim alan askerlere kötü kötü bakan, o teslim olan askerlere hırsla bakan, o teslim olan askerlere neden böyle yapıyorsunuz diye haykıran Fahrettin Paşa'nın çok sadık bir askeri vardı. Bir emir komutanı vardı. Bir emir subayı vardı. İşte o emir subayın ismi ee, Söğütlü Mehmet Sabih Bey'di. O Söğütlü Mehmet Sabih Bey şiirlerini İdris Sabih mahlasıyla yazıyordu. O Fahrettin Paşa getirildikten sonra İngilizlere teslim olmaya getirildikten sonra o manzarayı gördükten sonra o İdris Sabih Bey döndü o yeşil kubbeye doğru baktı. Ve o büyük atını söyledi. O büyük at. Bugün hala bizim dilimize pelesenk olan bir millet olarak yeminini ettiğimiz, bir millet olarak her dinlediğimizde tüylerimizi diken diken eden o kıtaları, o dizeleri arkasından takır 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 söyledi. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir canan veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de Ravzan'ın ruhumuz bekler denilen şiir hemen o hadiseden sonra söylenmişti. Onu söyleyen büyük şairin ismi de İdris Sabih Bey'di. Fahrettin Paşa'nın kendisi emir subayıydı. Hep beraber teslim adındılar ve Mısır'daki esir kampına götürdüler. İki sene yedi ay sonra Medine kendi işlerinde yapılan bir oyunla bu şekilde düşmüştü. Fahrettin Paşa Mısır'a gönderildi. Mısır'dan Malta Adası'na gönderildi. Malta Adası'ndaki biliyorsun Malta esir kampı kamp Fort Salvor tepesi bir tepe var. O tepenin orada bir kale var. O kalenin içerisindeki esir kampına getiriliyor. Fahrettin Paşa limandan aşağı indi ileriden onu gören bir İngiliz yüzbaşı askerlerine doğru bağırdı. Dedi ki çöl kaplanı geliyor. Fahrettin Paşa'nın İngilizler arasındaki lakabı buydu. Çöl kaplanı. Fahrettin Paşa'nın hemen önüne doğru geldiler. Ellerde zincir aynı Ömer Muhtar gibi. Ayaklarda zincir onlar çözüldü. O doğru geleceği zaman bir İngiliz yarbay Fahrettin Paşa'nın karşısına çıktı. Dedi ki e, bundan önce yapmış olduğunuz mevkinin ve görevin ve ismin burada hiçbir geçerli yok. Malta esir kampına dedi. Hoş geldiniz dedi. Artık dedi bu esir üniformasını giymek zorundasınız. Bu dedi general üniformasını dedi. Çıkarttıracaksınız dedi. O yıkılmayan kahraman, o asla teslim olmayan adam, o ee, onursuzluğu asla kendine yediremeyen adam, o dik adam, Bali Bey'in torunu, Bali oğullarındayım, Malkoçoğlu'nun torunuyum, Osmanlıyım, Muhammediyim diye iki sene 8 ay boyunca haykıran Fahrettin Paşa baktı İngiliz yarbayın gözlerinin içerisinde üniformasının tersiyle şöyle elin tozuyla üniformanın üstündeki tozu aldı. Dedi ki bu üniformanın üzerinde Medine'nin tozu var. Asla dedi be onu esir üniforması dedi. Giymem dedi. Bir senelik esaret hayatı boyunca Fahrettin Paşa'ya asla o esir üniformasını giydiremediler. Fahrettin Paşa özel bir operasyonla Malta'daki zindandan teşkilatın mahsusa tarafından kaçırıldı. Çok kısa bir süre milli mücadelede hizmet etti ve Ankara hükümeti tarafından Afganistan'a gönderildi. Afganistan'a gönderildiği zaman milli mücadele için cihat çağrıları yaptı ve Afganistan'da milli mücadele için yardım paraları topladı. Bu yardım paralarını toplarken Fahrettin Paşa'nın yapmış olduğu çok güzel bir adet vardı. Fahrettin Paşa İstanbul'a Malta Adası'na geliyor ya, önce Mısır'a getiriliyor, Mısır'dan Malta Adası'na getiriliyor. Gelirken Yanında şöyle yarım çuval Medine toprağı dolduruyor. Her gittiği yere Medine toprağıyla gidiyor Allah Fahrettin Allah. Paşa. Yanında Medine toprağıyla uyuyor. Afganistan'a gidip o Müslümanlardan o yardımları toplarken hala bugün Afganistan'da 7 tane 8 tane camide Fahrettin Paşa'nın hediye etmiş olduğu o küçük altın kese gibi keselerde Medine toprağı vardır. Fahrettin Paşa diyor ki Müslümanlar size diyor Medine'nin diyor toprağına geldim. Vallahi diyor Anadolu'da bir cihat vardır. Müslümanlar diyor kıyama kalkmıştır. Müslümanlar diyor işgalcilere, keferelere, küffara karşı diyor savaşmaktadır. Müslümanlara diyor yardım edin. Oradan gençlerden bir tanesi çıkıyor. Fahrettin Paşa diyor ki paşa paşa diyor. Sen bize iki saattir cihat cihat diyorsun. Senin diyor sakalın bile yok diyor. Gelmişsin diyor haydar bıyıkların var deyince Fahrettin Paşa o kadar güzel bir adam ki gence tebessüm ediyor. Evlat diyor sakal diyor sünnet, cihat diyor farz. Sen diyor farzı yerine getir. Müslümansın diyor kıyama kalk. Müslümansın diyor baş eğme. Müslümansın boyun eğme. Zalimin karşısına dikil. Kafirin karşısına dikil. Müslümanlığın diyor onurunu muhafaza et. Fahrettin Paşa böyle bir karakter. Son dönem tarihimizin kahramanlık galerileri içerisinde görebileceğimiz Böyle en nadide adamlardan bir tanesi. Gençler için söylüyorum, hanımefendiler için söylüyorum, büyükler için söylüyorum. Şu dar günleri inşallah geçecek. Şu zar, zor zor günleri inşallah geçecek. Bu sağlık sıkıntılarını mutlaka atlatacağız. Bunun bir çözümü ortaya çıkacak. İnşallah, i̇nşallah o ferah günlere geldiğimiz zaman, ferah günlere erdiğimiz zaman çoğunuzun çocuğunuzun elinden tutun. Onları mutlaka Aşiyan Kabristanı'na götürün. Aşiyan kabristanın en dibinde denize en yakın olan yerde mütevazi kabristanında Fahrettin Paşa sizleri bekliyor olacak. Ee, çok iade ettik. Eskiler böyle derler. Kendinden çok bahsettirdirdi. Fatiha istiyor derler. Fahrettin Paşa'nın ruhuna da Fatiha Allah rızası için. Unutmayalım. El Fatiha. Biz böyle bir milletiz abi. Ozan kardeşim sen susadın 55 saniye bir su içme arası verelim sana ay, ay. Ondan sonra devam tamam. edelim Hemen geliyoruz El birliğiyle kurduk sofralarımızı biz El birliğiyle evlendirdik Merve'mizi El birliğiyle yaptık çeyizini El birliğiyle okuttuk Mustafa'mızı Hep beraber bekledik Vatan borcunu ödeyip Yuvaya varmasını El birliğiyle Evler kurduk El birliğiyle doyurduk karnımızı. El birliğiyle bulduk yolumuzu, yordamımızı. 29 yıl önce faizsiz ev ve otomobil sahibi yapan el birliği sistemini icat ederken geleneklerimizden ilham aldık, ne yaptıysak ülkemiz için yaptık. El birliğiyle büyüdük, el birliğiyle 155 binden fazla aileyi faizsiz, kredisiz ev ve otomobil sahibi yaptık. Şimdi 1 milyon kişilik dev bir aileyiz. Çünkü emin evime müşterilerimiz müşteri olarak girer, ailenin bir parçası olarak kalırlar. Evet. Ne kadar güzel anlattın canım kardeşim benim. Allah, Allah razı. senden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun abi. Böyle milletiz Bekir abi. İmkansızı seven milletiz. İmkansızı seven milletiz. Yani zoru seven milletiz. Çünkü biz şuna inanırız, yiğit zorda belli olur. İmkansızdan girmişken. Tam onu girmeden, konuya girmeden şunu anons edeyim. Telefon numaralarımızı yansıtıyoruz şu an ekranlarımıza efendim. Eğer konuğumuza sormak istediğiniz sorular, yorumlarınız varsa o telefon numarasında yansıttığımız telefon numaralarının WhatsApp hattına mesajlarınızı atabilirsiniz. Her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Hepsini okuman mümkün değil. Binlerce mesaj geliyor. Lütfen gönül koymayın. Arada bana gönderilen o mesajların içerisinden seçeceğim inşallah. Ve mümkün mertebe konuğumuza aktarmaya çalışacağım programın sonlarına doğru. Evet buyur canım kardeşim. Ya Ozan Bey bir şey söyleyebilir miyim? Ozan Bey diyorum da ben seni ne abi sayılırım. Abim siz <laughs> Ozan abi. program yapsana bizim kanalımızda. Anlatsana insanlara. Bana. Anlatırım abi niye anlatmayayım? Benim işim bu. Söz mü? Benim cebimde insan hikayeleri var. Anlatırım abi. Neden anlatmayayım? Ya? Abi bunlar kaybolmasın ya. Kaybolmasın. Hadi öldüm de. bir sene sonra ne olacak? Nasip kısmet abi ne diyelim. Abi bunları toplayalım ya. Toplayalım Kurban olayım. inşallah. Sen bu isimleri liste yap abi. Tamam inşallah. Gel abi buraya istediğin gibi sana hizmet etsin. Allah razı olsun Her abi. gün birini anlat. Her gün birini anlat. Çekelim. İster canlı ister banttan. İnşallah. Ama bu böyle bir arşivimiz olsun. Olsun. Sen bunları bize anlat. Olsun. Anlatırım. Yapalım mı bunu? Anlatırım abi. Ne demek. Allah sana razı olsun ya. Yani. Ne demek? Eğer sosyal mesafeyi korumak zorunda olmasaydım kalkar boynuna sarılır. Boynundan öperdim seni. Allah razı olsun <laughs> Buyur kardeşim. Devam edelim. Şimdi şeyde e ee, imkansız demişken Hı. hemen Kolonya'yı alalım. İmkansız demişken imkansızı seviyoruz demişken yıktın bizi Ondan o zaman yıktın ya. Hı. Evet abi. Bu Çanakkale muharebeleri başladığı zaman bir ifade var ya abi yok diyoruz yani. Yok. Gerçekten yok. Yani yokluk nasıl bir şey? Yani yokun içerisinde bir memleket müdafası yapacağız. 4 milyon kişilik bir ordu kuruyoruz. 2 milyonunu seferber ediyoruz. 700 binini Çanakkale'ye ayırıyoruz. O yokluğun içerisinde, yani karşı tarafa göre değerlendirdiği zaman... ...biz bir memleket müdafası yapacağız. Bir e, araştırmacının kitabının ismiydi. Ardı Vatan. E, okuduğum en iyi Çanakkale kitaplarından biriydi. Ve okuduğum en iyi Çanakkale kitabı isimlerinden bir tanesiydi. Yazarın adı ne? Hatırlayamıyorum şimdi. La, siperin ardı vatan. Siperin ardı vatan. Tamam. Ee, Gürsel diyeceğim de yanlış bir şey Onu izleyiciler istiyorum. bulurlar Google'da. Şimdi Siperin ardı vatan. Çanakkale'nin arkasından 274 kilometre sonra İstanbul abi. 274 kilometre. O gemiler oradan geçerse her şey bitecek. İstanbul işgal edilecek. Ve İngilizler mütemadiyen hiç durmadan boğaza mayın döküyor. Mayın dediğimiz şey hani biz böyle söylüyoruz mayın falan diyoruz da bir tanesi bir gemi batırıyor. Evet. Hani Ülsel korkunç şeyler. Güsel Göncü. Ersel Göncü. Evet. Göncü. Evet. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Şahin Aldo sağ olun. Neyse. Ondan sonra mayınları temizlememiz lazım. Bizim. Ve kendi döktüğümüz mayınların da temizlenip temizlenmediğini görmemiz lazım. Bunun için de bize bir uçak lazım. Ama bizim bu uçağımız yok. Çanakkale muharebelerinin hormonsuz ve gerçek kahramanlarından biridir. Arap kirli Cevat Paşa, Cevat Çobanlı Paşa, Beşiktaşlı Cevat Paşa, lakapları böyle gidiyor. Hı hı. Aynen Fahrettin Paşa gibi. Gördüğünüz zaman, yahu bu kardeşim devletin ta kendisi diyeceğimiz adamlardan bir tanesi. Yürüyen devlet. Yürüyen devlet. Ha. Cevat Paşa. E, çünkü devlet dediğimiz şey bu tipte kahramanların göğüsleri üzerine kurulmuş sırlar mezarlığından inşa alıyor. Ne güzel söyledik. Böyle kahramanlardan. Ne güzel söyledik. Ee, devlet çıkıyor. Cevat Paşa da böyle bir adam. E, kara kara düşünüyor. Uçak lazım. Ne yapacak lazım? Ne yapacağız? Hacıpaşa çiftliği. Düşündüğü yer. Hacıpaşa Paşa çiftliğinin benim üniversite hayatımda çok büyük bir önemi var. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunum. E, Fen Edebiyat Fakültesi'nin karşısında büyük bir çöplük vardı. Çanakkale Belediyesi 30-35 yıl boyunca orayı çöplük olarak kullandı. Çanakkale Savaşları'nın idare merkeziydi orası. Hacıpaşa çiftliğiydi. Cevat Paşa'nın olduğu yerdi. Oradan bizim burnumuza çöp kokuları girilirdi ve biz tarihi öğrenirdik. Allah Allah. Anlatabiliyor mu demek istediğimi? Bu Hacıpaşa çiftliğinde Cevat Paşa dolanıyor. Cevat Paşa dolanırken kara kara düşünüyor. Diyor ki bize bir uçak lazım. Tam bunu söylerken hani böyle bir şey olur ya abi perdenin arkasından bir adam çıkar He. sesin arkasından bir adam gelir ya ben yaparım da ben yaparım ya, ya da ben de, 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 vardır. Ben herkes de vardır herkes gülüyor işte namaz meczuplarından sonra Cevat Paşa'nın karşısına Cemal Efendi geliyor soyadıyla beraber söyleyeyim Cemal Dursoy diyor ki Kumandanım, bizim diyor o mayınların diyor temizlenip temizlenmediğini görebilmemiz için ve diyor İngilizlerin döktüğü mayınların diyor yerini tespit edebilmemiz için bize diyor bir uçak lazım. Hmm. <laughs> Cevat Paşa'nın düşündüğü husus diyor ki evladım ben bunu diyor düşündüm de bizim diyor bir uçağımız yok. Cemal Dursay diyor ki efendim bizim bu uçağımız var. Cevat Paşa diyor ki ben bu diyor müstahkem mevki komutanıyım. Yani. Buranın diyor bir uçağı var da diyor benim mi haberim yok. Efendim diyor hatırlar mısınız? 1912 senesinde diyor Osmanlı Hava Kuvvetleri kurulduğu zaman diyor Saim Efendi diyor bir Kahire uçuşu yapmıştı. İstanbul'dan Kahire'ye. Evet. Uçak diyor Kahire'ye gitmişti. Dönüş yolunda diyor uçak diyor düştü. Uçak diyor Kaz Dağları'na düştü. Diyor Allah rahmet eylesin evladım. Anlamadınız diyor Cevat Paşa'm. Bizim diyor bir uçağımız var. Bizi diyor Kaz Dağları'nda bekliyor. Yapar mısın diyor. Cemal Dursoy diyor ki yaparım. Manda arabalarıyla kazdağlarına çıkıyoruz. Düşmüş, uçağın Düşmüş uçağı. Düşmüş uçağı, paramparça olmuş uçağı buluyoruz. Motoruna kadar Yeşilköy Tersanesi'nde onarıyoruz. O uçağı ayağa kaldırıyoruz ve o uçağa bir isim veriyoruz Bekir abi. O isim var ya, adamı hüngür hüngürü anlatır. Adamı sarsar. Bin sayfalık tarih kitabından çok daha çarpıcıdır o isim. O uçağı ayağa kaldırıyoruz. Ve o uçağa ne diyoruz biliyor musun abi? Osmanlı Devleti'nin ocağının ismini veriyoruz. Osman Gazi'nin babasının ismini. O uçağa Ertuğrul diyoruz. Ertuğrul uçağı Cemal Dursa ile beraber uçuyor. İngilizlerin mayının yerini tespit etmeye başlıyor. Ve tespit ediyor. Ondan sonra bizim tarih sahnesinde bildiğimiz Nusrat Mayın Gemisi'nin bildiğimiz evet. kahramanlığı var ya. Evet. Nusrat Cemal Efendi'nin vermiş olduğu rapor nihayetinde. Girip orada döşüyor. Gidip orada, doğru O kahramanlığı bu. yapıyor. Biz imkansızı seviyoruz derken kastettiğim husus bu. Biz imkansızı seven bir milletiz. İmkansızı seven, zoru seven bir milletiz. Cemal Dürüsoy'un yapmış olduğu kahramanlık bu. Ama bugün tarih kitaplarının içerisinde Cemal Dürüsoy'u göremiyoruz. Bir ifade var. Çanakkale'de çok kullanılıyor bu. Çok e, böyle üzerine böyle yara bandı yapıştırasım gelen bir ifade. Çünkü oradan kan sızıyor. Acı sızıyor. Meçhul asker diyor. Nesi meçhul? Ne ne yani? Cemal Dursay'ın ismi belli, Cevat Paşa'nın ismi belli, uçan uçak belli, tamir edilen yer belli. Onu oradan getiren ne, Edremit ne? köylüleri belli. Meçhul olan sensin. Meçhul sen, olan sen. senin zihniyetin sensin, ve sensin. Senin zihniyetin Meçul olan meçhul. Hiçbir şey yok. Onun için e, imkansızın başarıldığı yerlerden bir tanesi Çanakkale diye söylüyoruz. Şimdi mesela ben sana... Tam şu ki, arada bir şey sorabilir miyim? Demişler ki İngilizler Medine'yi aldıktan sonra peki Medine nasıl geçti Araplara diye soruyorlar. İngilizler Araplarla beraber alıyorlar. Faysal'la beraber. Çünkü bize karşı isyan eden Şerif Hüseyin. Hı. Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal. Ve diğer oğlu Abdullah. Bunlardan bir tanesi Ürdün Kralı yapılıyor. Diğeri Irak Kralı yapılıyor. İslam dünyası paramparça ediliyor. Hı. Daha sonra da Şerif Hüseyin'i e ihanet ediyorlar. Vermiş oldukları sözlerin hiçbirini tutmuyorlar. Şerif Hüseyin'i Kıbrıs Adası'na sürgün ediyorlar. Şerif Hüseyin Kıbrıs Adası'na sürgün edildiği zaman Bekir abi hüngür hüngür ağlıyor. Ağladığı adamlardan bir tanesi de Türk komşusu Hmm. Türk komşusunun bir tane çocuğu var. Şerif Hüseyin'in o haykırışlarını, e, o pişmanlıklarını, o gözyaşlarını görüyor. İngiliz'in büyük oyununu görüyor ve ilerleyen yıllarda Kıbrıs'ta İngiliz'in başına büyük bela alıyor. Ravuk Denktaş. Babasıyla beraber Şerif Hüseyin'in o haykırışlarına şahit olan küçücük bir çocuk o zaman. Allah Allah. İşte meselenin aslını bilmek de ne kadar önemli burada en büyük görev sizlere ve bizlere düşüyor aslında bunu insanlara ulaştırma adına. Mesela Seyit Onbaşı'dan bahsedilir ya hep biliriz Çanakkale'de evet. o mermiyi kaldırmış sonra bir daha kaldır demişler. Demiş ben o zaman ruhla falan. Biz zannediyoruz ki Seyit Onbaşı düzenli bir asker hali vakti yerinde böyle böyle pazıları var orada bekliyormuş kaldırılması gerekmiş. Hayatını biraz araştırdığında gün yüzü görmemiş ya Kesinlikle. zaten Balkan Harbi'nde orada zaten ya nasıl diyeyim. Iı, perti çıkmış yani zaten. Ama. O harpten, o cepheden o cepheye, o cepheden o cepheye. en son Çanakkale'ye geliyor. Toprağın altından çıkarıyorlar. O vaziyette o mermiyi kaldırdığını düşününce daha bir büyüyor Seyit Onbaşı. Kesinlikle. İşte bu zamanın argümanlarıyla, araçlarıyla oturup iki tane film yapamazsan Aynen öyle. doğru dürüst anlatabiliyor Hı. muyum? Birkaç milyon dolar harcayıp birkaç milyon lira harcayıp yani her şeye kafa yoruyoruz. O kadar kızıyorum ki buna. O kadar kızıyorum ki yani müsaade et bir şey söyleyeyim. Lütfen abi. Ee, bir trafik kazası geçirdiğinde sahnede de bunu anlatıyorum. Bir trafik kazası geçirdiğinde araba takla atmıştır. Travma, yaralısın. Acile kaldırıldığında yarayı başından ve kolundan aldığını görseler bile hekimler seni soyarlar anadan üryan. Bütün vücuduna bakarlar. Ben de böyle bir trafik kazası geçirdiğimde bana da yapmak istediler. İtiraz etmeme rağmen direnemedim ve bütün vücuduma baktılar. Dedim bunu niye yapıyorsunuz? Dedi sizin vücudunuz adrenalin salgılıyor. Sizin bacağınız yarılmış olabilir ve siz şu an için bunu hissetmiyor olabilirsiniz. Biz hekimler olarak bütün vücudunuzu tetkik ve kontrol etmek evet. zorundayız dedi. Evet. Bu ne de, neyi öğretti bana? Yarayı nereden aldığını bilmezsen tedaviyi geliştiremezsin kardeşim. Aynen. Oradan kan kaybetmeye devam edersin. Evet. Yarayı televizyondan, sinemadan, sosyal medyadan, YouTube'dan, Netflix'ten buralardan aldık en büyük yarayı biz. Evet. Ve bunu onarmak için buralardan kendi kahramanlarımıza anlatmak zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünümüzü teşrif etse ayağının altına kütük mü koyarız yine sesi en uzaktaki uzaktakine ilişsin diye ashab-ı kiramın yaptığı gibi yoksa ayağının altına interneti mi koyarız, sinemayı mı koyarız, televizyonu, canlı yayınları, kameraları mı koyarız sesini en uzaktaki de işitsin için. Dolayısıyla Allah rızası için artık bununla ilgili bir şey yapılmalı. Eyvallah. Biz bu kahramanların hikayelerini çekip ama çizgi film, ama sinema filmi, ama dizi neyse adı artık. Siz bu işin içindesiniz. Eyvallah. Kuruluş Osman'ın senaristisiniz, yazıyorsunuz. O ekibin içindesiniz. Allah razı olsun. Ama yetmez. 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 Daha iyi olur Seferberlik inşallah. Seferberlik yapalım. İnşallah abi, inşallah. İnşallah. Çok daha iyi, iyi i̇nşallah. olur. İnşallah. Çanakkale'den devam ediyordun. İm i̇mkansızı seven bir milletiz i̇mkansızı demişti. İmkansızı seven bir milletiz. Evet. Şimdi mesela hep şey anlatıyoruz ya böyle Bekir abi, ee, savaşı anlatıyoruz ya. Savaşı zannediyoruz ki hep böyle cephenin Siperin içerisinde bir savaş esnasında en zor olan şeylerden bir tanesi de Siperin arka tarafı. Yani Siperin önü askere zor, hı hı. Siperin arkası ailelere zor. Böyle aklıma gelen bir insan hikayelerinden öykülerinden bir tanesi e, bir öğretmenin hikayesi Vefa Lisesi'nde Fransızca öğretmeni hı. Ahmet Rıfkı Bey. Hı hı. Ahmet Rıfkı Bey o gün derse geliyor ve Lisesi'ne. Lise 1'e böyle denk gelen böyle bir sınıf, öğrenci grubu falan. Her zaman bunlar haşara sıraların üzerine falan geziyorlar ama o gün böyle çok durgunlar çocuklar. Hmm. Ahmet Rıfkı Bey bunlardaki garipliği seziyor. Diyor ki oğlum sizde diyor bir gariplik var. Hani bir sıkıntınız mı var, bir derdiniz mi var falan deyince ön sıralarda oturan bir tane talebe ayağa kalkıyor. Diyor ki hocam bizim diyor bütün abilerimiz, büyüklerimiz harbi mühimi ilan edildi. E, seferberlik Sefe ilan edildi, Cihad ilan edildi. Herkes cepheye gidiyor. Irak'a giden, Çanakkale'ye giden, Kanal'a giden. Ama diyor siz hala diyor burada duruyorsunuz. Hani bize diyor garip geliyor falan deyince Ahmet Rıfkı Bey meseleyi çevirmeye çalışıyor. Çünkü askerlik zorunlu değil. Gönüllü onlar çünkü. Hı -hı. Gönüllü olarak Hı -hı. gidebiliyorlar. Diyor ki bakın çocuklar biz diyor Osmanlı medeniyetiyiz. 600 yıllık bir medeniyetiyiz. Kimimiz diyor savaşacak? Kimimiz diyor eğitime devam edecek? Biz diyor büyük ulusuz, büyük devletiz. Diyor. Arka sıralarda oturan Ömer isimli bir tane talebe ayağa kalkıyor. Diyor ki hocam benim diyor kafama takıldı. O zaman diyor size sorayım. İngiliz, Fransız diyor payitahta geldikten sonra. Halife padişahı esir ettikten sonra diyor. Sizin öğrettiğiniz diyor Frenkçe'nin diyor bize ne kıymeti, ne kadri dokunacak? Bence diyor zaman diyor, mukavemet zamanı, direniş zamanıdır deyince o zamana kadar öğreten Ahmet Rıfkı Bey ilk defa öğrenen oluyor. O sınıfta hem, de, öğrencisini hem öğren de öğrencisinin önünde hemen istifasını yazıyor kırmızı bir kalemle müdür muavinine teslim ediyor evine geliyor. Evine geldiği zaman Ahmet Rıfkı için e, en zor anlardan bir tanesi çünkü hayatta başka kimsesi yok bir tane annecağısı var. Annesini gönüllü savaşa cepheye gitmek konusunda ikna etmek zorunda annesine durumu anlatacak ama o dönemin anneleri de o dönemin evlatları gibi kahraman e, bir annenin edebileceği en zor duayı ediyor o kadıncağız, Ayşe valide, Ahmet Rıfkı Bey'in gözlerinin içerisine ve bakıyor diyor ki, oğul diyor, belli ki diyor sen çok istersin. Allah diyor sana şehadet nasip etsin diyor. Ahmet Rıfkı annesinin etmiş olduğu o duayı o tahta valizinin içerisinde koyup Gül Cemal vapuruna binip Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'ye gelmeden önce mahallenin bakkalı Selahattin Adil Bey'e uğruyor. Diyor ki Selahattin Efendi ben diyor askere giderim bir anam vardır başka da diyor kimsem yoktur böyle lastik bezin içerisinde biriktirmiş olduğu paraların bir kısmını böyle uzatacak oluyor. Selahattin Adil Efendi diyor ben diyor muallim maaşıyla, öğretmen maaşıyla bu kadar biriktirebildim. Benim anam diyor aç açık koyma deyince hemen elini sıkıyor Selahattin Adil Efendi diyor ki oğul biz diyor ahi terbiyesiyle büyüdük. Biz diyor Osmanlı esnafıyız. Bir asker anasına diyor bakamayacaksak diyor bakkallık esnaflık bizim neyimize? Sen diyor yürü cephene git, savaşına git. Arkada da diyor gözün kalmasın diyor. Ahmet Rıfkı Bey'i cepheye gönderiyor. 1 ay, iki ay, 3 ay, 5 ay derken Ahmet Rıfkı Bey arı burunda bir İngiliz mayınına basarak şehit düşüyor. Kara haber derler. Kara haber tez duyulur derler. O haber İstanbul'da Ayşe validemize ulaştırıldığı zaman o kadıncağız ağlamıyor. Karalar bağlamıyor. Hemen gidiyor lavada abdestini alıyor. Ellerini semaya kaldırıp elhamdülillah şehit anası olduk diyor. Ve mahallenin bakkalının borç defterine kaptığı gibi mahallenin bakkalı Selahattin Adil Bey'in yanına gidiyor. Selahattin Bey diyor, elhamdülillah diyor, alnımıza nişan koydu. Bu da benim diyor borç defterim, benim diyor borcumu diyor hesapla. Ben diyor oğlumu şehadetle beraber diyor borçlu yatırmak istemem. Allah Allah. Selahattin Adil Bey diyor ki ana ben sana diyor hesap yapsam Allah mübarek etsin de sen diyor anlamazsın. Sen diyor komşun Gülşah Hanım'ı da al gel o diyor okuma yazma bilir. Bize diyor şahitli geçsin. Bu kadar inceler. Annemiz gidiyor Gülşah Hanım'ı alıyor geliyor Allah Selahattin Adil Allah. Bey o zamana kadar borcu hesaplamış. Gülşah Hanım içeriye giriyor. Tabii Osmanlı insanı bunlar. Çok böyle estetik bir şeyden bahsedeceğim. Günümüzde unuttuğumuz değerler böyle bize böyle değişik anlatılan şeyler Gülşah Hanım içeriye giriyor. Sadece nüans olarak veriyorum geçiyorum. Gülşah Hanım içeri giriyor öksürüyor. Selahattin Adil Bey dönüyor. Bir hanımefendinin geldiğini anlıyor. Yaptığı iş neydi? Hesabı toplamaktı. Hesabı toplamış. Ajandayı açıyor. Bakkal defterini Gülşah Hanım'ın önüne doğru uzatıyor. Gülşah Hanım orada yazan borç miktarını gördüğü zaman gözyaşlarını tutamıyor. Sesli şekilde hafiften okuyor. Valide hanım da başlıyor ağlamaya. Çünkü oradaki borç miktarının üstü çizilmiş ve altına kalın kırmızı kalemle şu ifade düşülmüş. Bedeli Çanakkale'de kan ile ödenmiştir. Şimdi bedeli Çanakkale'de kan ile ödenen bir destanın çocuklarıyız biz asla unutmamız gereken şey bu. Ekran başındaki delikanlıların, gençlerin, hanımefendilerin asla taviz vermemesi gereken şeylerden bir tanesi de bu. Sert girdim biliyorum. Gir Ama gir daha gir gir kafa göz gir. Anlatmamız gereken yerlerden bir tanesi bu. O şecaati, o hamiyeti unutmamak zorundayız. Onlar bize buradan vuruyor. Bizim sahip çıkmamız gereken yer de tamamen burası. Bir annenin öyküsünden başladık. Bir annenin öyküsünden mutlaka devam edelim. Gerçek Çanakkale kahramanı. Bir madarı. su iç benim boğazım Üzerinde. seni <laughs> ne kadar çok anlatabilirsem o kadar iyi. Abi diye. acele etme Allah'ın izniyle tamam bundan sonra yarın da devam ederiz istersen ederiz akşam 9'da işin yoksa. Latif olsun diye söylüyorum. Ederiz, yok ben, ben ederiz. gayet ciddiyim. <laughs> Ciddi söylüyorum hiçbir sıkıntı yok. Ederiz Tamam buradan izniyle. duyuruyoruz yarın akşam 9'da aynı konuyu yine alıyoruz. Ozan işin var mı yarın? Yok. Yok abi. Ya biz karantinadayız. Siz de öyleyseniz zaten evi hemen yan tarafta. kaç yüz metre buraya sizin? 300 metre en fazla. 300 metre. Benimki de burada. Tamam. Yarın devam edelim mi? Edelim. Hiç tamam. Diğer annenin hikayesini tamam. anlat abi. Rahat ol. Rahat, 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 Hiçbir sıkıntı Bir şey söyleyeceğim. Laf da Kanal bizim. Yani bitirmek zorunda değiliz yani. Eyvallah. Sen Allah'ta sabaha kadar Ama devam et. ne kadar edelim. güzel bir şey söyleyeyim. Kanal bizim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Benim değil. Eyvallah. Bizim. Abi. bizim. Onu söyle hepimizin. Allah Elhamdülillah. Elhamdülillah. Onu ne güzel söyledin. İzleyenin, Eyvallah. like atanın, abone olanın hepimizin. Çok yani. güzel söyledin. Evet. Kanal bizim abi. Böyle Allah diyelim abi. İnşallah. Böyle. Ayşe validenin hikayesi üzerinden gittik. Balıkesir'de bir şey var abi. Eski tarihi bir okul var. Ali Sururi. Eskiler bilir. İyi bilirim. Evet, bilir e, Kapıcıyı bilirim. Bilirim. <laughs> Ondan sonra bu Ali Sururi e, İlköğretim Okulu'nun orada eski bir ayakkabıcı. İsmini hatırlayayım. Cevdet, Cevdet Alkalp. Dedi. Cevdet dedi. De de. ismiyle söyleyeyim. Evet. Alkalp. Cevdet Alkalp. E, Adiye Hanım. Muhterem annesi. E annesinin adı Adiviye. Adiviye. Miymiş? Ha, Adiviye. Bilmiyordum ben. Annesinin ismi Adiviye, babasının ismi de Hafız Ali. Evet onu biliyorum. Babası ondan sonra babası cepheye gidiyor, Çanakkale'ye gidiyor. Bir çay verir misin? Çanakkale'den dönmüyor. Ha. Babası. dönmediği zaman işte muhterem validesi de Adiviye Hanım da sürekli bu bizim Cevdet Bey'e tembih ediyor. Eee istirham ediyorum. Genç hanım kardeşlerim çok Dikkatli bir şekilde hı hı. E, burayı dinlesinler. Genç beyefendi kardeşlerim çok dikkatli bir şekilde burayı dinlesinler. E, dönmüyor. Dönmediği zaman da e, Adivya Hanım sürekli oğluna hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki oğlum işte pazara gidecek. Oğlum ben diyor pazara gidiyorum. Baban gelirse diyor beni çağır ha. İşte oğlum ben dayınlara gidiyorum. Baban gelirse beni çağır ha. Şimdi dikkat çekmek istediğim bir husus var abi. Yazı gelmiş, mühür verilmiş anlatabiliyorum. Evet. Şehit düştü resmi olarak da Baba Şehadet şerbetini Baba içmiş. şehadet Şerbetini içmiş. Adiviye Hanım hala bir umutla yarenini bekliyor. Eşini bekliyor. Olur ki diyor bir yanlışlık olur. Beyefendi diyor diyor mahcup olmayayım. Hemen diyor beni çağır. Baban gelirse diyor beni çağır. Bu baban gelirse beni çağır ha. Yaklaşık 40 yıl boyunca devam ediyor abi. Cevdet Bey evleniyor. Kendi çocuğu oluyor. Evet. Anlatabiliyorum. O evin içerisinde nene oluyor. Ne ne oluyor? Hala o baban gelirse beni çağır ha devam ediyor. Ve bir pencere var o meşhur evde. O pencere Adiliye Hanım, Halil Hafız Ali Bey'i el sallayarak cepheye uğurladığı pencere. Her ikindi vaktinde o Adiliye Hanım o pencereye gidiyor. O pencereden bakıyor adeti öyle kendisinin. Artık o pencerenin önünde eline bir başörtüsü almış, bir poğaça almış. O başörtüsünün içerisine dökülen dişlerini ve dökülen saçlarını biriktirmeye başlamış. Cevdet Bey bunu görünce şok oluyor. Ee, annesinin yanına gidiyor. Diyor ki ana bak üzerinden diyor 35 yıl geçti, 40 yıl geçti. Her gün diyor bir yere giderken bana dersin ki diyor. Baban gelince beni çağıra, baban gelince beni çağıra. Bunu diyor anladım. Ana diyor kendini eziyet edersin. Bu dökülen dişlerini diyor, bu dökülen saçlarını. Niye diyor bu diyor başörtüsünün içerisinde biriktirsin deyince o validemiz o kan çanağına dönmüş gözleriyle evladına dönüyor diyor ki bak diyor oğul bu dökülen dişler, bu dökülen saçlar ahirette babana sadakatime şahitlik edecekler diyor. Yani Çanakkale destanı dediğimiz Allah destan, Allah Allah. Kut destanı dediğimiz destan, Medine destanı dediğimiz destan, Harbi Umumi destanı dediğimiz destan sadece öyle askeri teknolojiyle yazılmıyor abi. İffetle yazılıyor. Hamiyetle yazılıyor. şecaatle yazılıyor. yazılıyor. Vefayla yazılıyor. Edeble bu destanlar edeple yazılıyor. Öyle kolay kolay yazılmıyor. Kelimeye bak abi. Bu dökülen dişler. Getir abicim, ver 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 bu dökülen saçlar inşallah ahirette babana sadakatime şahitlik edeceklerdir diyor. Ah 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 ozan abi. Sorulardan okuyayım birkaç tane. Ay hay abi. Kızıyorlar ya. Neden kızıyorlar abi? Ee, Bekir abi icra etsek Ozan abi Fahrettin Paşa için kaynak önerisi olur mu diyor olur hay hay hemen buradan göstereyim abi. hemen. Sonra. Fahrettin Paşa'nın kendi istihbarat uzmanı kendi istihbarat subayı olan Naci Kaşif Kıcıma'nın yazmış olduğu Medine müdafası kitabı Fahrettin Paşa hakkında güvenebileceğiniz en büyük yapıttır abi şurası evet. mı abi evet. ha, buraya gösterelim abi çayı da şöyle koyalım şöyle gösterelim abi buyurun abi Fahrettin Paşa hakkındaki en güvenilir kaynak bu dili biraz zordur Osmanlıca kelimeler yoğunlukları sadeleştirilmemiş gibi gözüküyor ama e, şöyle söyleyeyim hani herhalde bir 10 defa falan tarafından okunmuştur Bahrettin Paşa e, başucunuzda bulunsun. Üstada demişler kitabınız çok güzel ama gençler şekva ediyorlar üstadım kelimeler ağır kelimeler anlamıyoruz diye ne demiş biliyor musun? Öğrensin haytalar demiş. <laughs> Öğrensin haytalar demiş. Neyse bilmediğiniz gibi... Ki... Herkes abone olduk diye WhatsApp'tan yazıyorlar. Buraya mı yazıyorlar? Instagram'dan yazıyorlar. Peki. Buraya yazmayın arkadaşlar. Instagram'daki yaptığımız paylaşımın altına yazacaksınız. Abone olduk diye. Onu sadece öyle yazmayacaksınız. Abone de olacaksınız. Öyle yazacaksınız. Çünkü dostlar kontrol edecekler. Selamünaleyküm Bekir abi. Bütün programlarını tekrar tekrar izledim ve itinayla dikkat ettim ki her gelen misafirine mutlaka Hayati Hocam'dan bahsediyorsunuz. Senin ona olan muhabbetine muhabbetlendik be abi. Allah senden razı olsun şu günlerde. Bak. Vallahi de billahi de benim etettiği kısmı birazcık hızlı geçip de soruyu göremedim. Abi Annem diyor ki niye televizyonda yapmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Annenin ellerinden öpüyorum. Söyle sakın dışarı çıkmasın. <laughs> evde otursun anneciğimiz. Mankulazi seni ailecek seviyoruz. 10 yaşındaki kardeşimle beraber hepinize selam ediyorum. Ee, televizyonda niye yapmıyoruz? Çünkü burada daha rahatız. Daha rahat. Ee, i̇stediğimiz gibi çay içebiliyoruz. ben de nasıl sahiplenmişim böyle bir evet, daha rahatız. Elhamdülillah. i̇şte baktık adam çok güzel anlatıyor. Burada program yapsana diyoruz. Ya maksat Allah yolunda olmak ve Allah'ı konuşmak. Eyvallah. Abi. Allah şu an bize bunu nasip etti ve buradan Allah'ı anlatacağız. İnşallah. Abi. Eğer Allah daha iyi bir şey nasip ederse oradan anlatacağız. İnşallah. Allah sinema yapmayı nasip ederse oradan anlatacağız. İnşallah. Ama susmayacağız. Evet. Ölene kadar devam edeceğiz. Ben bütün mukaddesatım üzerine yemin ediyorum. Susmayacağım. Bulduğum iyi adamların hepsini toparlayacağım ve bütün ömrümü buna hasredeceğim. İnşallah. Ne yapabiliyorsam, nereden bağırabiliyorsam, nereden kafa çıkarabiliyorsam, Instagramsa Instagram, Facebooksa Facebook, Twittersa Twitter, YouTubesa YouTube, onların geliştirip bizim nehlimizi köhneleştirdiği, yozlaştırdığı hangi medya alanı varsa orada olacağız inşallah. İnşallah. Oradan elimizde Allah nefes verdiği sürece bunu yapacağım inşallah. Buyurun lütfen. Diyor ki ben göremedim. Kitabı göremedim diyorlar Instagram'dakiler. Doğru. Şuraya doğru Şuraya da gösterelim. Var, Buraya doğru. Edelim, oradan daha rahat evet. YouTube'u YouTube'da daha yakından Bu çekimler olduğu için. ortadaki Ortadaki Evet haberi. Şu cep telefonuna doğru Buraya. tutarsanız. Yani. Şöyle yapalım. Arkadaşlar not alında da caps almaya çalışıyorlar. Ben biliyorum dertlerini. yaz <laughs> bak şey, yakınlaşsın tık hemen caps alacaklar. <laughs> tamam mıdır? Fahrettin Paşa'ya dört bölümlük dizi çekmeyi düşünüyor mu? Ee, hocam ne? Niye dört bölüm? Ya niye dört bölüm? <laughs> bilmiyorum. Fahrettin ya. Paşa, yani Fahrettin Paşa'ya çek, çek, keşke imkanımız olsa. Ya nasip Allah ya. Niyet hayır, akıl aç hayır, kurban yani ön, Allah benim, önümüzü aç ya yani Rabbim belki ne Belki benim olur. duamı biliyor. Hani öyle bir duam olduğunu, öyle bir meramım isteğim olduğunu. Benim de. Ondan sonra e, e, şey de yaptım hani fiili olarak duamı da yaptım. Hazırım, her şey olarak hazırım. Yani hiç böyle bir sıkıntım yok. Ben de hazırım. Karakter dosyalarından senaryoma kadar her şeyim hazır. Ben de Hiçbir abi. sıkıntı yok ama şöyle bir şey benim bu meseleyle alakalı söylediğim bir şey var yola çıktığımda söylediğim bir şey var Fahrettin Paşa meselesiyle alakalı. Ee, evet ben yazmaktan ekmeğini kazanan bir adamım. Yazarak kazanıyorum. Başka bir iş çıkar yazarım. Ondan sonra gönlümü veririm yüreğimi veririm ee, ve inandığım işi yazarım. Eyvallah ama Fahrettin Paşa meselesiyle alakalı özel bir hususi bir şeyim var. Bir duam var. Ee, ettiğim dua şu. Cenab-ı Mevla hakkıyla, hakikatıyla bu işi yapmayı kimi uygun görüyorsa ona nasip etsin. Bizi de ona memur etsin. Benim duam tam öyle değil ama. Sen her namazında dua eder misin bunun için? Her namazımda etmem mesela aklıma geldiği zaman ederim. Hemen hemen her namazımda dua ederim bunun Eyvallah. için. Ve tam şöyledir Allah'ım bizim kahramanlarımızın, asr-ı saadetteki kahramanların, filmlerini yapmayı, onu yeni nesillere aktarmayı ve bunu çok iyi yapmayı bizlere nasip et. Mümkünse bana ya Rabbi. İnşallah. Ben yapayım, beni vesile et. Değilse ya Rabbi biri yapsın, ben ona memur olayım. İnşallah. Kablo taşıyayım, kamera İnşallah taşıyayım. Abi. İnşallah Ama abi. Allah nasip etsin. Bizim şu arkadaş bizimle yeni. Kaç yaşındasın aslanım sen? 25 İnşallah. yaşında. Burada zor bir iş öğrendi 2 haftada bu arkadaş. Ona dahi söyledim. Bunu Allah için öğren. Eyvallah. Burası için değil, maaş için değil. Bu, bu programı öğren ki bununla Allah'ın dinine hizmet edebilesin. İnşallah. Buna çok ihtiyacımız var çünkü. Biz anlatamıyor muyuz derdimizi acaba? Bunun ne kadar acil, ne kadar önemli bir alan olduğunu. Bu hani burada zannediyorum. Bizim cenah çok. Dört gün konuşsak konuşacak, konuşacak. kahramanımız var. Kesin. 40 gün konuşsak Konuşuruz. var. 40 gün. Elhamdülillah konuş. Kaçının filmi yapıldı? Kurban olduğum kardeşim yapıl yapılmadı, doğru düz yapılmadı yani. Yapmadık yani. Yapmadık yani. Hani e, ortaya koyabileceğimiz baş yapıt nihayetinde diyebileceğimiz bir sinema filmi olarak kaç tane filmimiz var abi? İşte onu yok, diyorum işte yok. yani. Onu diyorum. Hani e, Allah'tan elimizde şöyle bir Ömer Muhtar var. El Çağrı Çağrı adam zamanında yapmış. Çağrı var. Şöyle. Hani iki tane yani. Evet. anlatabiliyor muyum? Yani dünya çapında filmden bahsediyoruz yoksa öyle hani basit çekilmiş yok. ucuz prodüksiyonlu falan evet. değil yani hiç. İki tane evet. Yani. Neleri neleri anlatırken kaç para harcanıyor yani. da, evet. e, Fahrettin Paşa'yı anlatırken üç kuruşluk prodüksiyon yapıyorsan kusura bakma Yok. yani. Onda da biz yokuz yani tamam mı? Adam gibi para harcayacak, zaman harcayacak, Kıyacak. mesai ayır, a, 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 yani ayıracaksan varız. E, hani belki böyle bir, e, Allah alem şey olmasın yani e, rakamda abartmayayım. Hani, Arabistanlı levrası herhalde bir onun üzerinde seyretmişimdir. Yakın evet. dönemde, gen evet. gençliğimde de seyrettim, küçükken de seyrettim de ee, nasıl bir baş başyapıt, nasıl bir para harcanmış, evet. nasıl bir emek var. Yani kendi düşünce dünyaları içerisinde yapabilecekleri en zirve noktada 1964'te yaptılar. 7 yani. tane 8 tane Oscar'ı var bu filmin evet. Anlatabiliyor muyum? En sınır noktada bu işi yaptılar yani. Niye? Çünkü dünyaya anlatacakları bir şey var. Verecekleri bir mesaj var. Etkileyecekleri kitleler var. Ne? Hala Arap dünyasına dair hedefleri var. Bilmem neleri var. Şunlar oldu. Adamlar geldi bıçakla bizi ortadan ikiye böldü. Bıçakla. Yani Arap dünyasıyla Türk dünyasını bıçakla ortadan ikiye böldü. İddiatı İslam ikiye böldü yani. Orada biz çok şeyler bıraktık yani. Abdülaziz Caviş gibi bir adam bıraktık. Emir Şekip Aslan gibi bir adam bıraktık. Mehmet Akif'in en yakın dostlarından bahsediyorum evet. yani. Arap dünyasında kaldı. Kalbimizin yarısı orada kaldı. Anlatabiliyor muyum? Ümmeti ikiye böldüler yani. O ümmeti ikiye böldüler. Onun üzerinden 30'a 40'a böldüler. Hepsine ayrı bayrak, hepsine ayrı söylem, hepsine ayrı hedef bilmem ne. Yukarıdan bakıyorsun paramparça cetvellerle bölünmüş 57 tane İslam ülkesi. Hani Tam meramımızın çıktığı nokta da burası. Yapılması evet. gereken iş burası. Hani ben buna şey diyorum. Zülfiyare dokunmak. Evet. Hani biz işlerin hep etrafından geçiyoruz. Mesajı kalbinden vermiyoruz. Doğru. Mesaj öyle doğru. verilmez. Aynen aynen. Gözün içine bak Direkt bakacaksın. Direkt olaya girelim. Bodozlama girmemiz lazım. Bodozlama girmemiz lazım. Yoksa hani. Daha ne kadar beklenecek ki, yani. Daha ne? çok. Yani şimdi evet. Cenab-ı Allah daha nasıl uyarsın seni? Güzel kardeşim. Nasıl uyarsın abi? Yani kusura bakma yani. Diyor ya her gece yıldızları göklere direksiz serpen Allah bir gece de o yıldızlarla La ilahe illallah yazamaz mı? Yazar ama o zaman Ebu Bekirlerle Ebu Cehiller aynı seviyeye gelir. Teklif sırrı bozulur. Yani bu durumdan Cenab-ı Allah'ın razı olmadığını anlatması için Kabe'de tavafı durdurmadan camilerini kapatmaktan başka daha ne yapsın Allah sana ya? Rica ediyorum ya. Daha başına tam olarak ne gelmesini bekliyorsun? Artık Allah için harekete geçme adına daha ne bekliyorsun? Nasıl bir işaret bekliyoruz ben anlamıyorum ki. Bu işaretler yeter de artar. Kendine çeki düzen verme adına, artık alnını secdeyle buluşturma adına, Eyvallah. ticaretinde ahlaksızdan vaz, ahlaksızlıktan vazgeçme adına daha nasıl bir işaret bekliyorsun? Geçen X isimli bir adam imzada gelmiş kulağıma diyor ki benim kitabı imzalarken Bekir Bey diyor bu yaşıma kadar hiç namaz kılmadım. İyi niyetli bir şey demiyorum bak. Bu yaşıma kadar diyor namaza başlamadım imzanın altına öyle bir şey yazın ki diyor ben namaza başlayayım diyor. Ben de eğildim kulağına dedim ki kardeşim altı bin küsur ayet senin namaza başlatmadıysa kusura bakma benim buraya yazabileceğim bir şey yok. Eyvallah. Bu kadar ayeti kerime bu kadar hadisi şerif bu kadar alimler binler kitaplar bu musibetler bize bir şey anlatmıyorsa tam olarak sen neyden anlıyorsun ben bilmiyorum. Aynen öyle. Nasıl bir şey bekliyoruz biz artık yani. Bodozlama girmemiz yani. lazım. Hayır. Onu diyorum. Bodozlama girelim evet. diyorum. Bodozlama girmek lazım. Soruyu soruyorum. Bir, tam tam bu noktada bir çok güzel bir soru vardı Bilmiyorum burada. Ya, inşallah. Özür dilerim. Ee, o zaman bu kadar anlatabiliyor. Altıda hocam çok. Ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Ozan Bey bu milletin geleceğini nasıl umut ediyor demiş. Yani nasıl görüyor diyor anladığım kadarıyla. Acaba bunca geçmişi unutarak mı yok olacağız yoksa en azından son bir kez tekrar insanlar bu medeniyeti sahiplenebilecek mi? Düştüğümüz yerden kalkabilecek miyiz diye soruyor. Abi Mehmet Emin Resulzade'nin sözüdür. Adet budur. Bayrak düştüğü yerden kalkar. Elhamdülillah bizim e, inşallah e, şeyimiz bu. Şiarımız, şuurumuz, duamız ee, tefekkürümüz bu noktada. Of bayrak arasında. Tabi, ba Bayrak düştüğü yerden kalkacak. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Ee, bu millet işgal gördü. Biz işgal gördük. 1920'de bu memleketin payitahtı işgal edildi. Biz işgal ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Batı Anadolu'ya Yunanistan girdi. Ankara'daki meclis 40 kilometreden bombalandı. Polatlı'dan. Kafamıza bizim 38'lik toplar düştü. Çıplak sinelerimiz İngiliz'e geldik. Çanakkale'de 700 bin kişi durduk. İşgalin, mukavemetin, direnişin, savaşın ne olduğunu biliyoruz. O hengame içerisinde, o cendere içerisinde, o savaşın içerisinde dünyaya kafa tuttuk. O tarihin kalabalığı içerisinde biz bunu unutuyoruz. Bildiğin dünyaya kafa tuttuk. O dünyaya kafa tutmanın içerisinden dört tane net zafer aldık. Biz İngiliz'i Çanakkale'de tokatladık. Biz İngiliz'i kutta tokatladık. Biz İngiliz'i iki defa Gazze'de tokatladık. Gidip Siyonist bilim adamlarına gaz bombası yapmak zorunda kaldılar. Bizi yenmek için. Biz öyle kolay yenilebilecek, halt edilecek bir millet değiliz. Bütün istiyor. bu hengamelerin içerisinde Cenab-ı Mevla bizden her şeyi aldı. Cenab-ı Mevla bizden hilafeti aldı. Cenab-ı Mevla bizden Osmanlı hanedanını aldı. Cenab-ı Mevla bizden 624 senelik devleti aldı. Ama Cenab-ı Mevla bizden kutsal emanetleri almadı. Cenab-ı Mevla bizden kutsal emanetleri almadıysa, Yavuz Sultan Selim Han'ın adeti üzerine hala 24 saat onların üzerine Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyorsa Cenab-ı Mevla'nın bu milletten bir muradı var. Orada bir köz var. Tabi. Üflemek Biz lazım. Biz o muradın üstüne gideceğiz. İnşallah. Biz o murattaki memuriyetin üstüne gideceğiz. Biz çoluğumuzu çocuğumuzu da buna göre yetiştireceğiz. O murat üzerine olduğumuz zaman bir fütuhat toplumu oluruz. O üzerine olduğumuz zaman bir nizam alem toplumu oluruz. Şimdi diyoruz ki biz 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethettik. Ne de kolay fethettik değil mi? İstanbul'u fethettiğimizde Müslümanların hakan olarak başımızda 7 tane yabancı dil bilen bir adam vardı. 12 tane 13 tane mühendis o topu yapamadık gitti oturdu kendisi yaptı. Fizik deklemiyle, matematik deklemiyle. Söylemek istediğim husus şurası. Biz o fetihe gelmeden önce 100 sene önce de İstanbul'da Türkler yaşıyordu. Bir gün Ayasofya Müzesi şimdi o dönemde Ayasofya Kilisesiydi. Şimdi Ayasofya Camii. Ayasofya kilisesinin restorasyonu konusunda 7 tane 8 tane Türk müteahhit çağırdılar. İstanbul'un fethinden 100 yıl önce. Bu Türk müteahhitler geldi Türk işçilerle beraber baktılar Ayasofya'yı, onardılar, restorasyon yaptılar. Giderken Ayasofya'nın dört tarafına beraber minare delikleri açtılar, gittiler. Dedi ki bir tanesi: Genç bir çocuk. Usta dedi biz ne yapıyoruz? Oğlum dedi eninde sonunda fethedeceğiz. Geldiğimiz zaman dedi kolaylık olsun. Ayasofya'dan 100 yıl önce Füdühat toplumu böyle yetişir. Anlatabiliyorum mu? Biz kızıl elmalarımızı unuttuk. Biz koyduğumuz şeyleri. Bu toplumun içerisinde Budin kızıl elması vardı. Bizi Belgrad'a getirdi. Bizim İstanbul kızım el elmamız vardı. Eyvel Ensari'nin peşinden geldik. Bizi İstanbul'a getirdi. Bizim Vatikan kızıl elmamız vardı. Son halde Son anda kurtuladılar. Yani Hekim Yakuba Yahudi dönmesi muhtedi. Hekim Yakuba Fatih Sultan Muhammed Han'ı zehir ettiler. Gebze bağlarında düştü. Vatikan son anda elimizden kurtuldu. Bizim kızıl elmalarımız vardı. Dönmemiz gereken, baştan itibaren dönmemiz gereken, eğitim, mimari, sanat noktasında mıh gibi çakılmamız gereken yer tam olarak burası. Bugün Yunanistan'a git, Güreş meydanına çıktığımız zaman, dövüş meydanına, cek meydanına, kavga meydanına çıktığımız zaman sıkletimizden saymadığımız Yunanistan bugün çocuklara süt dağıtıyor. O sütlerin içerisinde bir ifade var. Çocuk, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk Yunan devletinin kendisine dağıtmış olduğu o sütü içiyor. O sütün en altında bardakta bir ifade var. Megara iddiayı unutma. Ama biz Mert olamıyoruz, yiğit olamıyoruz, er olamıyoruz, herif olamıyoruz. Kendi çocuğumuza devletin ikram ettiği alta ilahi kelimetullahı unutma, nizam alemi unutma, kızıl elmanı unutma yazamıyoruz. Büyük problem bu. Evet. Kimse kusura bakmasın. Eyvallah. Yani güreş mindene çıktığımız zaman laf çok ama icraata geldiğimiz zaman evet. laf yok. Maydanozun sapını yerken başka, yaprağına geldim başka. Böyle olmaz. Savaş, savaşın hukukuyla yapılır. Biz de eğer böyle bir kültür muharebesinin içerisine giriyorsak adam çıktı bugün. Benim derdim diyor Yunus'ta değil de diyor. E neyle derdin? Heh, i̇şte onu diyor. Ben de tam buraya girecektim. Bizim kadar hain yetiştiren adam da yok. Yok, adam da yok yani. Yok onu da söyleyeyim yani. ne suçu. yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın yaranamıyorlar. Cık. Ne yaparsa yapsın yönetici yaranamıyor bu insanlara yani. Yazıklar olsun. Gördünüz başörtülü bir öğretmen bugün televizyonda ders verdi diye kıyameti Ortalı ayağa kaldırdılar. Fatih Koca Fatih koca doçent bu adam Hazreti Yunus'un bir eserini okudu arada diye ona bile itiraz ettiler. Ya başörtüsüydü şeydi o gün Enver Aysever'in bir tweeti var işte asıl bundan rahatsızız diye gösteriyordu. Yani Allah diyenler rahatsızlar evet. bu hiçbir zaman değişmeyecek. Ee, Önemli olan burada benim ne yaptığım. Ama benim bu mücadelenin abi, içinde tam olarak şey, nerede durduğum. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Evet. Sorular birikti. Kısaca tamam, alayım. Samimi ben. olarak söyleyebilirim. Lütfen. Bak bir Müslüman olarak samimi söylüyorum. Ben Aysever gibi düşmanlar istiyorum. Neden? Ben, ben öyle düşmanlar istiyorum. Net. Ha. Net, münafık değil. Münafık değil. Namussuz Net. değil. Heh, Ama eyvallah. münafık gibi dost istemiyorum. Aynen öyle. Düşmanım öyle olsun. Ama dostum münafık olmasın. Eyvallah. Ben kimin yanında durar? Kim yanımda duruyor bunu net bileyim. Eyvallah. Sağına bakıyorsun yok. Soluna bakıyorsun yok. Arkana bakıyorsun yok. Gaz veren çok. Gaz olaya veren gelen. Çok, önüne bakıyorsun. Adam hiç şeyden vazgeçmemiş. Ne düşüncesinden ne dünyasından açık açık o resmi koyabiliyor, karikatürü atabiliyor. Tam burada bir şey söyleyebilir miyim? Ee, Ebu Cehil Bedir'de öldü. Ebu Cehil davası için baş verdi, kelle verdi. Doğru mu? Doğru. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Allah'ın hak peygamberi olduğunu bal gibi bildiği halde inadından iman etmedi ve davası için can verdi. Eyvallah. Ebu Cehil'in Ebu Cehil'e ilk kılıcı vuran Hazreti Sümeyra binti Ubeyde'nin oğlu Alf en büyük oğlu kılıç vurdu. Kendisi orada İkrime bin Ebu Cehil. Ebu Cehil'in o tarafından şehit edildi. Ondan sonra Muaz'la muaviz iki kardeşi orada defterinde dürdüler geldiler. Öldürdük dediler biz Ebu Cehil'i ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesut'u görevlendirdi. Hani bunlar karıştırıyor olabilir çünkü kendileri Ensar'dan muacir değil. Hazreti Sümeyra bin Tuğbeyt'in çocukları. Eyvallah. Karıştırmış olabilirler. Sen bak bakalım gerçekten öldü mü Ebu Cehil? Abdullah İbni Mesut oraya gittiğinde onun karnının üstüne çıktı. Baktı yaralanmış ağır yaralı ölmek üzere ama ölmemiş Ebu Cehil. Karnının üstüne çıktığında Ebu Cehil ne dedi? Dedi ki beni öldür. Ben öldür ama şunu söyle savaşı kim kazandı? Eyvallah. Netice ne oldu? Şimdi tırnak içi açıyorum bir. Parantez açıyorum. Delikanlı düşman mı? Sonuna kadar delikanlı, delikanlı düşman. düşman. Kılıcını çekmiş karşında duruyor. Delikanlı Diyor düşman. ki: Ya sen beni ya ben seni. Kadar. Nasıl kim kimi götürüyorsa. Bizim uğraştıklarımıza bak. Bizim uğraştıklarımıza bak. Etek giyen adamlarla kapışıyoruz. Benim anlışanla askerim etek giymiş, kadın kıyafeti giymiş. Yalan mı? Eyvallah. Kadın kıyafeti giymiş adamlarla kapışıyor. Kapışmak durumunda kalıyor. Ben de diyorum ki bir yerde senin düşmanının kalitesini senin kaliten belirler. Eyvallah. Bir Ebu Cehil bizi belki tarumar eder. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Demek istediğim şu. Biz bu bayrak düştüğü yerden kalkacak. El hak inşallah öyle olacak. Ama bizim öncelikli vazifemiz kendimizi düzeltmemiz. Eyvallah. Biz kendimizi düzelterek askerimize yardımcı oluruz. Biz kendimizi düzelterek polisimize yardımcı oluruz. Biz kendimizi düzelterek devletimize yardımcı oluruz. Biz kendimizi toplayacağız, ahlaklı insanlar olacağız. Bizler her programda söylüyorum yine söyleyeyim. Bizler Müslüman olacağız ya. Eyvallah. Yeniden Müslüman olursak Allah bizi ayağa kaldıracak. O topu Diyanet'e at, ötekini hükümete at, ötekini İçişleri Bakanlığı'na pasla. Bunlar çok kolay işler. Doğru mu? Eyvallah. Ya bu gençlerin hali ne olacak falan? Geliyorlar söylüyorlar mesela sana da söylüyorlar. Benim gençler böyle falan sanki çocuğu sen doğurdun. Doğru mu kardeşim? Eyvallah. Sen besledin, sen yedirdin, sen içirdin, sen kaldırmadın namaza. Sen yanında gıybet ettin. Çocuk sende gördü birçok şeyi. Sen düzeleceksin. Önce ben, ailem, ondan sonra milletim, devletim. Eyvallah. Doğru mu? Aynen Soru sorayım mı sana bir Hadi bitirelim yavaş yavaş şunlardan da sorayım. Fahrettin Paşa'nın filmini yapsınlar. işte biz de onu konuşuyoruz. <laughs> Peki abi rica etsek Ozan abi Fahrettin Paşa için kaynak önerse önerdi. He, ee, dur bakayım. <laughs> Saygılar abim. Diyor ki Ozan abi öyle bir anlatıyor ki savaş oza direkt cihada gidilir. Fransa'dan takip ediyoruz hürmetler. Allah yardımcınız olsun. Selam olsun bütün gurbetçi dostlara. Ee, Sizin anlattığınız tarih doğru da hayranlıkla gözyaşlarımı tutmadan izliyorum. Bize anlatılan neydi acaba? Şu anlatılanlardan bin tane film çıkar. Niye yapılmıyor? Ah demiş. Yapılır. Bence şöyle yapalım. Ee, sözü yormamak diye bir söz var ya. Eyvallah. Yarın yeniden buluşalım saat 9. Güzel kardeşim. Hay hay. Yarın. Çünkü bitmez bu yani. Buyurun. yarın Ha Evet arkadaşımız diyor ki gelen mesajların hepsini okuyamadık yarın onları da tamam, cevaplayacağız ona hayır. daha fazla bir vakit i̇nşallah, tamam İnşallah Allah senden razı olsun. Allah sizden razı olsun fırsat ediyoruz. verdiniz evet. geldik güzel bir meclis derdimizi edelim. meramımızı şiirimizi söyledik türkümüzü söyledik Eyvallah. hikayemizi anlattık. Eyvallah. Ee, Allah gani gani razı olsun hizmetleri muradına erdirsin duaları menziline erdirsin Amin. Ee, kabul buyursun Amin. Ee, çok şükür hamdolsun güzel oldu. İnşallah güzel. daha güzel olacak. İnşallah. Rabbim sadece hani bunun duasıyla gözyaşı döken değil, bunun şükrüyle de secdeye kapanmış, o günleri görmüş insanlar Amin zümresine inşallah. ilhak buyursun inşallah. Amin. İçimizdeki hainleri, pislikleri temizlemeyi nasip etsin. Bu ümmeti yeniden ayağa kaldırsın inşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Kıymetli dostlar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Söylemeye gereken unuttuğum bir şey var mı? Yok herhalde. Yarın saat 9'da Ha, kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin. Tamam onlar da söyledi. <laughs> <laughs> Yarın akşam 9'da Ozan kardeşimle devam edeceğiz. Böyle bir temas oldu. <laughs> Hemen elime. <gülüyor> <gülüyor> Ha eyvallah. Şimdi Instagram'da izleyen kardeşler size de sesleyeyim. Hani biz kameraya doğru tutuyoruz şeyi. Önümüzdeki kameraya kitabı ya da görselleri siz orada göremiyorsunuz. Bu programı daha rahat izlemek istiyorsanız lütfen YouTube'a gelin ve orada izleyin inşallah bizi. E, o sizin için de bizim için de daha büyük bir kolaylık olur. Yarın akşam Allah nasip eder nefesimiz yeterse. Doyamadık saat değil. <gülüyor> 21'de <gülüyor> saat 21'de yeniden buluşmak ümidiyle. Ahiriniz evvelinizden <laughs> hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim Bekir Develi ile peynir gemisini sundu.